Herkese iyi akşamlar diliyorum. İhsan Çomak ben. USFUM online seminerlerinin 12.'sinde sizlerle tekrar birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam çok güncel bir konumuz var. COVID-19 konuşacağız. Uzman konuklarımız var. Özellikle fonksiyonel tıp açısından COVID-19 destek tedavilerini konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Doktor Atilla Kurtuluş beyefendiyle ve Murat Yiğit beyefendiyle konuşacağız. Onlar ekranlarını açarken ben size misafirlerimi tanıtmak istiyorum. Doktor Atilla Kurtuluş hocamız 1992 yılında tıp fakültesinden mezun oldu. Tıbbi genetik alanında uzman. Halen Atlas Üniversitesi'nde tıbbi genetik ana bilim dalında öğretim üyesi. Medical Park Hastanesi'nde de acil servis sorumlusu. Geneliksel ve tamamlayıcı tıp üzerine de çok çalışması var hocamızın. İbn Sina tıbbı üzerine de çalışıyor. Ayrıca fonksiyonel tıp, bu da tıpta çok yeni bir alan. Son yıllarda çok gelişmeye ve yaygınlaşmaya başladı. Fonksiyonel tıp üzerine de çalışmaları var. Evet, ikinci misafirimiz Murat Yiğit Beyefendi. 1979 Üsküdar doğumlu, İşletme Fakültesi mezunu. Uzun yıllar kamu hastanelerinde ve özel sektörde yöneticilik yaptı. Sağlık mentörlüğü yapıyor aynı zamanda. Sağlık alanında yatırımlara danışmanlık veriyor yurt içinde ve yurt dışında. Sağlık ve ilaç firmalarına bu anlamda danışmanlık yapıyor. Gene kendisi fonksiyonel tıp ve İbn Sina tıbbı üzerine çalışıyor. Tilla Hocam, Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım Hoş bulduk sesim net İhsan Hocam. geliyordur size. Değerli Duyabiliyor musunuz? misafirler, ben programımızın birinci kısmında Atilla Bey ile Murat Bey'i baş başa bırakacağım. Çünkü bu çok spesifik bir alan, uzmanlık gerektiren bir alan. Kendileri bu konuyu beraberce anlatacaklar. Ve arkasından soru cevap kısmımız olacak. Lütfen chat kısmından sorularınızı şimdiden yazmaya başlayın. Programın ikinci kısmında sorularınızı ben misafirlerimize yönelteceğim. Evet Atilla Hocam, Murat Bey söz sizin. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Evet Murat Bey. Evet hocam. Bir Hoş tabii geldiniz tekrar. hoş bulduk. Sohbet havasında geçerse daha rahat olacağız gibi geliyor. Evet, aynen. Kendi aramızda sohbet eder gibi umarım çok iyi, güzel bir yayın Evet. olacağını düşünüyorum. Şimdi hocam, COVID-19 ile ilgili sizin ilk düşüncelerinizi herkes gibi ben de merak ediyorum. Aslında çok kez konuşmuştuk, konuşuyoruz, her gün konuşuyoruz. Çok yayın okuyorsunuz, çok literatür tarıyorsunuz, özellikle alanınız tıbbi genetik olmasından dolayı. COVID-19 hakkında bize kısaca bir bilgilendirme yapsanız, yani bana yaptığınız gibi, öğrencilerinize yaptığınız gibi. Şimdi Evet. yani COVID virüsü koronatik bir virüs ve temeli korona olan ama farklı bir takım antijenler de yerleştirilmiş bir virüs. Şu ana kadarki çalışmalar insan eliyle yapıldığını düşündürüyor. Ve bu virüsün normal evvelden bundan sene, işte bir sene önce de geçirmiş olduğumuz gripal enfeksiyonlar içerisinde bir yeri var. Zaten önceden de vardı. Yani normal grip virüsü gibi bu da bir hastalık yapan virüslerden bir tanesi. Ama biraz şekil değiştirmiş ve pandemi yaratacak kadar da ciddi enfeksiyonlara sebep olabilen artık bir enfeksiyonla karşı karşıyayız. Bu enfeksiyona maruz kalan insanlar %85-90'ı asemptomatik bireyler. Yani onlarda herhangi bir semptom görülmüyor. Yani Yani onlar doğru. ayakta sadece hastalığı geçiriyorlar, etrafa sadece bulaştırıyorlar. Eğer bir takım kurallara uyulmazsa. Zaten o yüzden Sağlık Bakanlığımız da maske, mesafe ve el yıkamayı onun için özellikle söylemesinin sebebi bu. Temelinde bu yatıyor. Kısa araya gireceğim hocam, özür dilerim. Şimdi özellikle el yıkama dediniz. Yani dezenfekte etmek mi, el yıkama mı? El Ya yıkama. da dezenfektanın yani öncelik el yıkama mı diyorsunuz? Öncelikle el yıkamak, çünkü el yıkamak
Su olduğu için yani ellere en az zararlı, en kolay yöntem. Zorunlu olduğumuz koşullarda, el yıkayamadığımız durumlarda dezenfektandan bahsetmek belki daha doğru olur diye düşünüyorum. Sonuçta o dezenfektan dediğiniz kimyasallarda yani en çok biz kullandığımız için biliyoruz, ellerinizin maruziyeti sebebiyle ciddi anlamda ellere hasar veriyor. O yüzden el yıkama. Şimdi bu virüs hakkında, bu yeni virüs hakkında artık yenileşmiş, kendisine yeni bir kılıf takılmış bu yeni virüs hakkında çok fazla tecrübemiz yok. Yaklaşık 10 aydır, 10-11 aydır biz bu virüsle karşılaşıyoruz. Bu virüsün hastalarıyla karşılaşıyoruz. Bunların bazı hastaları, semptomatik olan bazı bireyler hastalığı ayakta atlatıp ilaç kullanımıyla birlikte ayakta atlatıp hemencik yeniden hayata kavuşuyorlar. Ama bazıları yoğun bakıma kadar giden kötü bir sürecin içine giriyorlar. Virüsün kendisinin hastalık yapmasından daha ziyade hastalık seyri esnasında 10. güne kadar, 7. 10. günde hastalığın seyrinden seyri açısından bakarsak şey gibi düşünebilirsiniz, virüsün esas öldürücülüğü akciğerlerde meydana getirmiş olduğu ciddi bir iltihap. Bu iltihap akciğerlerde bir 10 gün, 7 gün iyice çoğaldıktan sonra orada meydana getirmiş olduğu iltihaba bağlı. İltihabi sürece bağlı. Bu iltihabi süreç başladıktan sonra aşırı iltihabi bir sürece dönüşüp oradaki dokunun kullanılmaz hale gelmesi, yani akciğer gibi bir doku için düşünürseniz nefes alma işlevini gören o bölümün haraplanmasıyla sonlanıyor ve bizim tedavi... O zaman özür dilerim tekrar. Yani süreç aslında nasıl işliyor COVID'de? Diyelim ki COVID elimize bulaştı veya temasımız oldu. Solunum yolumuzda bir teması ortaya çıktı. Ya süreç aslında nasıl işliyor? Bununla ilgili de bir bilgi verirseniz, bizim her zaman konuştuğumuz şeyler aslında ama ya virüs nasıl bulaşıyor? Nasıl bulaştıktan sonra ne yapıyor? İşte konaklama süreci vesairesi, bunlarla ilgili hani siz girmişken biraz daha detaylandırmak istedim. Nasıl oluyor hocam? Solunum yoluyla alınan bir virüs. Bir yerlerde eğer kirli bir yüzeyden kontamine olmuş, virüsün temas ettiği, virüsün bulaştığı bir yüzeyden ellerinizle alıp yutarak bağırsak sistemine, oradan da bağışıklık sistemine geçip etkisini gösterebileceği gibi solunum yoluyla ciğerlerinize kadar çekip, boğazınıza yapışıp ciğerlerinize kadar çekip orada enfeksiyon meydana getirmesi gibi bir şeydi söz konusu. Mesela diyelim ki solunum yolumuza bulaştı. Ne kadar sürede solunum yolumuzda kalıyor ya da hani bunları bazılarını çoğu 3-4 insanlar... gün boğazda ondan sonra akciğerlerde yerleşiyor ve akciğerlerde yerleştikten sonra etkisini meydana getiriyor. Konu çoğalıyor 10 gün boyunca. 10 gün içinde diyorsunuz. Bir de şey soracağım hocam. Şimdi diyelim ki konu açılmışken burayı kapatmadan sormak istiyorum. Diyelim ki bugün bizi virüs bulaştı ve bizim şüpheleniyoruz. Hemen test mi yaptırmalıyız? Hayır. En az 2 gün geçmesi lazım sürüntü testi için. En az 5 ila 7 gün geçmesi lazım antikor testi için. Minimum 5 gün. Yani 4 dolu günü tamamlaması mı gerekiyor? Öyle mi diyorsunuz? Evet. Yani ben birisine temas ettim. Hadi gideyim bakayım hastaneye. Hayır, yok. Çünkü biz bir yandan da bunlarla uğraşıyorsunuz. Acil serviste hastaları kabul ediyoruz. Tabii orada bir panik havası içinde gelen insanlarla, insanlara verdiğimiz bilgiden konuşuyoruz yani. Evet, evet. Çünkü siz sahadasınız. Yani hep beraber sahadayız ama siz daha çok etkileşimdesiniz. Hastanın psikolojisini görüyorsunuz. Paniği gözünde görüyorsunuz. Hastalar panik haldeler. Bu psikolojik bir tarafı. Bunu sohbetimizin ilerleyen dakikalarında zaten sizle konuşacağız. Buyurun devam edin hocam. Yani Koluçko döneminden bahsettiğiniz konaklama sürecinden o 7 ile 10 gün sonucunda artık iyice ortaya çıkmaya başlıyor. Semptomlar başlıyor diyorsunuz. Evet, hastalığın burada şiddetini oluşturan faktör nedir diye düşündüğünüzde, evet, yani konağın yanıtı çok önemli. Yani hasta olan kişinin bağışıklık sisteminin yanıtı çok önemli. Bunu şimdi bir kenara koyalım. Birazdan bunu konuşacağız. Ama ikincisi de virüs, viral yük dediğimiz şey. Yani virüsün, giren virüsün sayısı. Mesela sağlık çalışanları üzerine yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarının diğer insanlara nazaran 10 kat daha fazla hasta olmasının sebebi onların viral yüklerinin fazla olması.
yani ölüm oranlarının sağlık çalışanlarında daha fazla olmasının arkasında virüse maruziyetin, virüs sayısı olarak virüse maruziyetin, çok daha fazla virüse maruz kalmanın arka planı, sebebi daha fazla virüse maruz kalmak. O yüzden hastalık seyri esnasında sağlık çalışanlarını daha fazla öldürüyor ve yoğun bakıma götürtüyor. Şimdi bağışıklık yanıtına gelince de, ya bizim bağışıklığımız, bizim vücudumuzun bağışıklığını eğer değerlendirmek söz konusuysa, bağışıklığımız, yani şehir insanı olarak düşünürseniz, tarım ilacına bulanmış olan gıdalar tüketen, ağır metaller içeren gıdalar tüketen. Mesela hocam ağır metaller içeren gıdalar dediniz. Yani alüminyum folyoya sarılmış gıdalar tüketen. Yani alüminyum çok paket zararlı. Paket gıdalar. Tabii alüminyum çok zararlı. Yani içinde kurşun içeren gıdalar tüketen insanların maruz kalmış olduğu bir yükten bahsediyoruz. Karaciğer bu gıdaları ilk önce karşılayan organımızdır. Karaciğer bunları toksinlerinden arındırarak vücuttan uzaklaştırmaya çalışır. Bir uzaklaştırır, iki uzaklaştırır. Sonra biz şehirli hayatımızda sürekli maruz kaldığımız bu şey yüzünden bağışıklık sistemimizde iyi çalışmamasına sebep olabilecek bir yükle karşı karşıya kalırız. Ve bundan dolayı bağışıklık hastalanmalıyızdır yani şehirli hayatımızdan dolayı. Ama tabii burada sadece COVID'den değil de bütün hastalıklardan bahsetmek lazım. Yani bizim genel olarak yaşam şeklimiz doğal gıdalar tüketemediğimiz için hastalığa meyillidir. İşte aslında bugünümüzün, ya günümüzün, şimdi ben bugün anlatacağım ve anlatacaklarımın temelini oluşturan şey de fonksiyonel tıp açısından COVID'e özgü bitkisel ve destek ürünleri açısından şunları şunları kullanalım diye başlayacağım ve anlatacağım konunun özünde de bu yatıyor. Yani normal şartlar altında 1950 yıllarda bir elma yediğinizde elmaların içerisindeki flavonoidler ile günümüzün elmalarının içindeki içerdiği flavonoidleri karşılaştırdıklarında 1950 yıllardaki elmalardan bir tane yediğinizde şimdiki elmalardan 100 tane yediğinizde ancak aynı flavonoidleri siz tüketirsiniz. Vücudunuza, bünyenize katarsınız. Flavonoidler nedir? Ya bu bitkilerin kendilerini, her bitki için kendilerini korumaları için üretmiş oldukları bazı maddeler var. Bunlar böceklerin kendilerini gelip de parçalamasını önlemek için salgıladıkları maddeler. Virüsler, bakterilerin, çünkü sonuçta proteinden oluşan bir meyve üretiyor elma ağacı. Bu meyvenin kendisini koruması lazım. Meyve kendisini korumak için içinde bazı bakterileri, böcekleri öldürecek içeriklere sahip olması lazım. Bunlar da flavonoid cinsi, alkaloid maddeler. Yani alkolden türemiş bir takım maddeler bunlar. İşte bu maddelerle virüslere karşı, bakterilere karşı kendini koruyor bu bitkiler. Biz elma yediğimiz zaman kendini bunlara karşı koruyan bu bitkinin üretmiş olduğu o ham maddeyi kendimize ilaç olarak alıyoruz. Hani İbn Sina'nın dediği yediklerin ilacın olsun, ilacın yediklerinden olsun kelimesi de aslında bu. Yani yediğin şeyler eğer senin ilacın olursa bünyeni savunacak, koruyacak maddeleri dışarıdan almış olursun. Her bir yediğin elma sana ilaç olur. Yani bu anlamda, yani sadece tabii elma için değil, yani yemiş olduğunuz sarımsaktı, soğandı vesaire falan. Bunların her birinde içerik itibariyle sizi koruyacak olan maddeler var. Natural beslenmemiz lazım hocam o zaman. Doğal. Aynen beslenmemiz. Öyle. Yani tarım ilacından uzak tüketim. Ne kadar kalabiliyorsak. Ne kadar alabiliyorsak o kadar. Tarım ilacından uzak gıdaları ne kadar az tüketebiliyorsak o kadar alacağız ki hani bağışıklık sistemimizin ve vücudumuzun tüm sisteminin düzgün çalışmasını sağlayabilelim. Çünkü günümüzde artık modern dünyanın hastalıklarıyla karşı karşıyayız. Yani bu açıdan bakarsak konumuzun temelini teşkil eden şeyi de, cümleyi de raya koymuş olurum. Şimdi çünkü o aslında oraya geleceğiz. Yani oraya gelmeden önceki ön girizgah konuşmaları bunlar. Aynen hocam. Şimdi hocam bu virüsle ilgili çok güzel, yani virüs aslında laboratuvar ortamından türediğini düşünüyorsunuz. Çünkü
alanınız tıbbi genetik ve bu konuda çok ciddi yayınlar takip ediyorsunuz. Bazılarında da şu an çalışmalarınız var. Bu konuda da herkesten bir her kafadan bir ses çıkıyor. Tabii vatandaş da, insanlar da kafası karışık. Yani kimi dinlemeli, kimi dinlememeli belli değil. Bununla ilgili ne önerirsiniz? Yani ne yapmalı? Bu her ses, her kafadan bir ses çıkıyor. Bunun için bakanlığı sıkı takip mi etmeli? Ne yapmalı? Yani sonuçta bakanlığın yayınlamış olduğu şeyler dünyadaki literatüre geçmiş, kanıta dayalı bilgilere dayalı. Evet. Onlar bir bilim ekibi var. O bilim ekibinin söyledikleri nettir. Yani onlar zaten bir takım yönergelerle bizim tedavimizin nasıl olacağına dair düzenlemeler yapıyorlar. Mesela kısa yol olarak bakanlığın yayınlamış olduğu maske, mesafe, el yıkama net bir bilgidir. Yani bu bilgiye uyduğunuz zaman zaten hastalıktan korunması için, korunmak için gerekli olan bütün şeyleri yapmış olursunuz. Bu tabii arkasında dağlar kadar bilgi olan bir şeyin basite indirgenerek halkın anlayacağı dile dönüştürülmesidir. Bu anlamda yani bu konudaki yetkin kişilerin söylemiş olduğu bu şeye uymak bile sizi çoğu durumda hastalıktan koruyacaktır. Yani anlatmış olduğum işte viral yük, daha fazla virüse maruz kalmak, bağışıklık sistemi vesaire bunların her biri bu bilginin altında saklı zaten. Yani bu gerçek olan budur. Hani ama liyakatsiz, bilgisiz, cahil cühela bir sürü insanın kalkıp da hani internet ortamından, sosyal medyadan konuşmasına çok kale almamak lazım. Çünkü yani net olarak düşünün ki 1918 İspanyol gribi salgınında yani 50 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Ya dünyanın nüfusu da 3,5 milyar mıydı acaba? Yani 1,5 milyar mıydı? Çok ciddi oran. Hatırlamıyorum ama yani dünya nüfusunun 5'te 1'inin ya da 10'da 1'inin bundan dolayı öldüğünü. Zaten savaş da çıkmış. Mesela Birinci Dünya Savaşı da var. Yani 1918'lerde evet. Dolayısıyla hani bu bizim dikkatimizi çekmesi gereken şey bulaşmayı önlemek birinci kural ki bu anlamda. Bulaşmayı önledik vesaire filan bütün gereklileri yaptık. Sonraki aşama acaba kendi vücudumuzu nasıl destekleriz? Evet. Hocam çok özür dilerim. Bulaşmada bir detay daha soracağım size. Şimdi kapalı alanda bulaşmayla açık alanda mesela biz görüyoruz insanları tek başına yürüyor. Yol boyunca kimse yok. Maskeyle geziyor. Tamam maskesini taksın ama kapalı alanda mesela şunları gördük. Avrupa'da evin içinde bile kapalı alanda maske kullanımı var. Ya da mesafeye uyuyor. Tek başınayken maske kullanmanın bir anlamı yok tabii ki. Ha. Şimdi ama evin içinde de mesela kapalı alanlarda, mekanlarda çok rahat. Dışarıda hem mesafeye uyuyorlar hem maskeyi takıyorlar. Ama arkadaşıyla masaya oturduğunda yaklaşık bir metrelik bir alan var ve mesafe falan yok, maske de yok. Tek koruyucu herhalde, bilmiyorum ne koruyor onları, çok rahatlar. Biz yapamıyoruz tabii ama onlar çok rahat bir şekilde muhabbetlerini diyorlar, çaylarını içiyorlar. Hatırlarsınız ya ben ilk zamanlar size ziyarete geldiğimde getireceğim bir şeyi arabanızın üstüne bırakıp sizi arıyordum. Hocam arabanızın üzerine bıraktım. Buradan alır mısınız diye hatırlarsınız. Yani biz böyle dikkat ederken insanların bir masada çok kalabalık ortamda hiç kimsenin maskesinin olmaması bize çok tuhaf geliyor. Ya bu tabii insanların etkilenme oranlarını da yükseltiyor. Yanlış mıyım? Şöyle yani etrafımızda bulaştıran insanların sıklıkla akraba ziyareti, düğün gibi böyle toplulukların bulunduğu yerlere girip çıktığını görüyoruz. Yani şöyle düşünün, biz her defasında bilmesek bile, hatırlamasak bile, tabii ki biliyoruz ama hatırlamasak bile nefes alıyor ve nefes veriyoruz. Evet. Hasta bir kişi nefes alıyor, nefes verirken virüslü nefes veriyor. Ve 1,5 metreden daha yakın durduğu zaman kişi size, o nefes verdiği zamanki nefesin içerisinde, solunumun içerisinde, o havanın içerisinde maalesef virüsler var. Yani ve bu virüs... Verdiği nefesin şeyine göre de değişiyor, oranına göre değil mi hocam? Tabii yani şimdi ciğer var yani. Evet doğru. Küçük bir adamın ciğerinden çıkanla iri bir adamın ciğerinden çıkan farklı oluyor yani. Biz biliyoruz her bir nefeste
etrafa yayabilecek kuvvette insanlarımız var yani. Hatırlarsanız bunu konuşmuştuk. Şimdi şeyi de soracağım hocam. Stres faktörü ne bu virüsün yayılma oranında? Biz her şeye dikkat ettik ama tabii çok fazla dikkat edip strese mi girmeli insanlar? Ki giriyorlar. Çok fazla, çok fazla, çok fazla. Yani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Stres faktörünün de ben oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Sizinle konuşmalarımızdan. Stres demek bağışıklık sisteminin zayıflaması ve delik açılması bağışıklık sisteminde demek. Hı hı. Neden peki böyle diye düşünürseniz eğer. Aslında şöyle düşünün. Stres demek şu demek. Yani hepimiz bir canlı organizma olarak birbirimize benzeriz. Yani geyikler bir yerde avlanırlar ki, bir yerde yemlenirlerken oraya bir kurt sürüsü dalsa geyiğin vücudunda salgılanan stres faktörleri sebebiyle hani kaç ya da savaş ya da sıvış maddesi diyelim ona. Yani bu madde sebebiyle orada vücutlarından katekolaminden salgılanacak, adrenalin salgılanacak. Adrenalin salgılandığı zaman vücutta şöyle işler yapar. Bütün dolaşım kaslara gitmeye başlar. Ve beyne gitmeye başlar. Niye? Çünkü zaman, mekan mefhumunu çok iyi kavramalı. O ortamdan bir an önce kaçabilecek bütün organlarınıza maksimum kan pompalamalısınız ki o ortamdan, kurtlardan kaçabilirsiniz. Aynen. Şimdi bunun benzeri bizim vücudumuzda da cereyan ediyor. Yani strese girdiğimiz zaman bu stresle bizim vücudumuz aslında şunu diyor. Savaş ya da sıvış diyor. Şimdi ortamda bizi geren bir faktör var. Tam bu geren faktör neyse. Yani düşündük kafamızda, zihnimizde hayal ettik. Çünkü zihnimiz hayal ettiklerimizi gerçek sanır. Evet. Bedenimiz zihnimizde hayal ettiklerimizi gerçek sanır. Evet. Ve bu gerçekmiş gibi düşündüğümüzde kendimizin hasta olduğunu, İşte solunum sistemin cihazlarına bağlandığımız, yoğun bakıma gidebileceğimiz korkusunu vücudumuza tattırdığımızda vücudumuz böyleymiş gibi hissediyor. Gerçek sanır, doğru hocam. Böyleymiş gibi hissettiğinde de bu durumdan kaçmak ya da bu durumu bertaraf etmek durumu. Bu bağışıklık sisteminin yanıtının olacağı kemik içi dolaşımı ve bağışıklık sistemine olan aktivasyonu düşürüyor. Yani kehanet gerçekleşiyor. Biz hasta oluyoruz. Evet. Hastalığa meylediyoruz çünkü. Çoğu insan bir stresli ortamdan sonra hasta olur. Yani bu streste siz aşırı koşmayı falan da ekleyebilirsiniz. Yani bir koşun, terleyin, rüzgar alın, hasta olursunuz. Ama hani bu da bir stres çünkü. Evet. O zaman... Maksat şu. Stres bağışıklık sistemi yanıtını zayıflatır, gedikler açar ve sizi hasta olmaya meylettirir. O yüzden bir kere öncelikli olarak strese girmeye gerek yok. Yani o zaman şunu diyebilir miyiz hocam? Hani sizin anlattığınıza göre geyik kurt örneğinizden yola çıkarak acil durum butonumuzu bir çıkar normale çevirelim. Evet. Acil durum butonu basılı şekilde gezmeyelim. Evet. Yani hani bu anlamda hayata teessüf etmeyelim, tebessüm edelim bu anlamda. Aynen, aynen. Acil durum butonlarımızı kapatıyoruz, normale dönüyoruz ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde etkilerden birini arttırıyoruz. Çünkü zaten o kendisi çalıştığı zaman canavar gibi çalışıyor. Evet. Şimdi tabii şey var. Peki nasıl yaklaşacağız? Yani COVID hastalarına biz nasıl yaklaşacağız? Şu andaki araştırmalar, çalışmalar vesaire filan bunlar ne durumda? Hı-hı. Neden biz Amerikan Fonksiyonel Tıp Akademisi'nin evet, oraya gelecektim hocam. Bize getirdiği bilgilere dayalı olarak konuşuyoruz. Yani hani bizim bu anlamda devşirebileceğimiz kendimize ait bilgimiz var mı? Yok. Yani bizim çok böyle çalışma yaptığımızı falan söyleyemeyiz bu anlamda. Hocam o zaman şöyle yapalım mı? Siz bir fonksiyonel tıbbı bize kısaca tanımlarsanız, yani Amerika'da ilk çıktığını biliyorum fonksiyonel tıp araştırmalarının ve bu alanın. Fonksiyonel tıp nedir? Aslında neden bahsedeceksiniz siz? Yani şimdi doktorlar başlarına gelen felaketlerden ders çıkaran insanlardır. Bunları tıbbi olarak da gözlemler, bakar ve ders çıkarırlar. Sonra da bunu yayınlarlar. Yani yayınlamak en önemlisidir. Yayınladığınız zaman da bu bilgiler diğer doktorlara sizin anlatmak istediğiniz jargonla anlatılır, tanıtılır. Ben böyle bir deneyim yaşadım. Bunun sonucunda da bunlar oldu şeklinde. Eğer siz
araştırmanızı kanıta dayalı olarak yapmaya başlarsanız bunu daha fazla dinletirsiniz. Çünkü bir grup oluşturursunuz, kontrol grubu. Sonra bir grup oluşturursunuz, hasta grubu. Bunları birbirleriyle kıyaslarsınız. Sonra bu deneye ben müdahale etmedim demek için işte bu çalışmaya kendinizin müdahil olmadığınızı ispatlayacak çift kör dediğimiz kendisince teknik bir terim bu. Çalışmalar yaparsınız. Sonra bunu yayınladıktan sonra da dersiniz ki ben hastalara şunu uyguladım, bunu uyguladım. Benim normal ilaca nazaran ilaç yerine şeker verdiğim hastalar şu kadar iyileşti, ilaç verdiğim hastalar bu kadar iyileşti. İstatistik olarak bu anlamlıdır dersiniz. Sonra bu çalışma yayınlanır ve bu yayına göre de başka kliniklerde denenir. Denendikten sonra evet bu teyit edilir. Başka çalışmalarla da teyit edilir. Teyit edildikten sonra da evet tedavi protokollerinde yer alır. Doğruymuş deyip klasik tedavi protokollerine girer. Yani özeti budur aslında. Şimdi fonksiyonel tıbbın kurucusu diye bildiğimiz Mark Hyman işte kendisi doktorluk hayatında başından bir şey geçiyor. Ağır metale maruz kalıyor. Sonra o ağır metalin temizlenmesiyle birlikte kendisinde meydana gelen bir takım semptomlar iyileşince bunu yaygınlaştırıyor. Kendisine kafadar hekimler bulunuyor. Sonra onlar da dahil oluyorlar. Evet evet diyorlar, farklı bir bakış açısı gerekiyor. Ve hastalıklara kanıta dayalı olarak müdahale etmek isteyen bir grup türüyor. Ve bunlar diyorlar ki ya normal bizim yayınlar içerisinde, tıbbi uygulamalar içerisinde bir grup var, yani bir şey var, bir soru işareti var. O da işte ilaç firmalarınca desteklenen çalışmalarla oynanmış gibi duruyor diyorlar. Diyorlar. Yani bu çalışmalarla oynanmış olması sıkıntılı çünkü yani siz A firmasının vermiş olduğu destekle onların üretmiş olduğu ilaçların daha uygun tedavi ettiğine dair bir takım verileri siz ortaya koyduğunuzda artık problem çıkmaya başlıyor. Yani burada başka akıl sahipleri, başka bu konudaki yetkin insanlar. Bam teline mi basılıyor hocam? Ya diyorlar ki bir dakika ya burada da öyle değil. Hani bu yani mesela ben hatırlıyorum venlafaksin diye bir ilaç vardı antidepresan. Bunlara bir gruba şeker veriyorlar, bir gruba venlafaksin veriyorlar. Venlafaksin verilen hastalardan şeker alan hastalar daha fazla etki sağlıyorlar. Yani depresyonlarını tedavi etme konusunda şeker inandıkları için şeker molekülü. Çünkü o biz aslında şekerden kaynaklı değil değil mi hocam şimdi? Yani plasebo dediğimiz yani haberi yok aslında. Yok haberi yok aslında. Ya tabii. O daha fazla başarılı oluyor. İşte bunları derleyip toparlayıp bir bilgi enstitüsü oluşturup bu enstitü üzerinden de biz tedavilerini hastaların yani doğru düzgün yapalım. Yani gerçekten company based medicine dedikleri şirkete dayalı tıp olmasın bizim. Olmasın. Sanayi tıp olmasın mı diyor hocam? Sanayi tıp olmasın. Bizim yani biz gerçekten insanları tedavi ediyorsak şunları uygulayalım. Veya biz hastalığın temeline inerek temelini düzeltelim diyerek bir grup oluşturuyorlar. Bunların kendi internet sitelerine girdiklerinde büyük bir gruptur bunlar. Genetik, biyokimyasal, çevresel ve yaşam şekli değişiklikleri meydana getirerek insanlarda biz hastalıkların kökenine inmeye çalışıyoruz. Tedavilerini buna göre planlıyoruz diyen bir gruptur. Şimdi bunlar diyorlar ki COVID-19 hakkında da bir sesimiz var diyorlar. Bir çalışmamız, bilgimiz, bir görüşümüz var. Konsensus sağlanmış. Hakkında araştırma yapıldıktan sonra konsensus sağlanmış bir takım bitkisel ve destek ürünlerinin yardımcı olacağını, hastalığın seyrinde yardımcı olacağını beyan etmişler. Konumuz bu olacak. Bunu konuşacağız aslında. Yani bu adamlar kimdir? Bu adamlar gerçekten satışı sebebiyle menfaatleri olmadıkları bir takım Amerikalı bir grup aslında. Destekleri lanse eden insanlar. Bu anlamda. Anladım.
Peki bununla ilgili bizim bir Türkiye'de bir enstitü var mı bildiğiniz? Ya benim bildiğim yok. Var. Yani Türkiye'de de bunun temsilcisi grup çalışma temsilcileri var. Hayır. Üniversite anlamında, üniversite bazında. Yok, üniversite bazında. Üniversite bazında yok. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Olması için çalışıyoruz. Ya çünkü önemli bir konu. Sizde birkaç eğitimine de katılmıştık fonksiyonel tıbbını hatırlarsanız. Çok değerli bir hocamız da eğitim vermişti. Kendisi de Amerika'da tabii bu aldı bu eğitimi. Siz de sürekli sonuna kadar eğitimleri tamamlıyorsunuz, tamamladınız, bitirdiniz. Ben de yanınızda tabii ne kadar alabilirsem bir sağlık çalışanı olarak almaya çalıştık. Şimdi yani burada tabii şey düşünün. Ben çok fazla böyle kafa şişirici, terminolojik şeylere boğucu konuşmalardan çok insanların anlayabileceği dilden anlatmak istiyorum. Yani hı hı. Biz hani hastalığın seyri içerisinde meydana gelen ve vücudun iflasına kadar götürerek insanları kötüleştiren bu durumla ilgili olarak bazı şeyleri konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bazı bitkisel hı hı. takviyeleri konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bunlar tabii yani gıda Ahmet böyle dedi, Osman böyle dedi şeklinde değil. Ya da John böyle dedi falan şeklinde değil. Ya da bu araştırmaların hiçbirisi şey tarafından, bir ilaç firması tarafından desteklenmez. Desteklenmiyor. Şey soracağım o zaman. Bitkisele gelince COVID-19'da savaşmada hangileri daha başarılı sizce? İşte yani. Onlara geleceğiz. Evet. Onlara geleceğiz. Yani şimdi ben tek tek listeleyeyim size. İki basamakta listeleyelim yani. Bir tanesi basit ürünlerden, ya basit şeylerden, maddelerden oluşuyor. Hı hı. Bir tanesi de temeli oluşuyor. Yani bunları kullansak daha iyi olur diyeceğimiz ikinci grup. Bunları kullanalım, bunlar başarılı diyen birinci grup diye söylüyorum. Yani şimdi şöyle o zaman hocam, bir tanesine kesin başarılı, birine de destek... Kesin başarılı demeyelim çünkü şöyle... Kesin yani demeyelim, tamam. Bahsettiğimiz konu şu, insandan bahsediyoruz. O insanların yani mutasyonları var, hastalıklarında... her dünya farklı. Hastalık yani, yok, hasta var diyorsunuz o zaman. Evet yani, hastalık yok, hasta var. Ama bunlar genelde hastalarda başarılı olduğu çalışmalarla tespit edilmiş. Evet. Şey. Biz ne yapıyor ona bakmamız lazım. Yani şey var mesela, RNA virüslerinde etkili olan, influenza'da koronavirüste etkili olan quercetin denilen bir madde. Mesela quercetin. Yani günlük diyor 1 gram alınması uygundur diyor quercetin için. Yani dikkat edin, biz hiçbir zaman şey konuşmayacağız. Yani şu ilacı kullan, şu ilaç firmasını şu ilacı kullan demiyoruz. Firmalarla bir işimiz yok zaten hocam bizim. Evet evet, yani bu anlamda yani quercetin başarılı ve semptomları azalttığı saptanmış. Quercetin şimdi deyince bir şey bitkisel olarak mesela ne olabilir? Destek anlamında soruyorum hocam. Quercetin bir madde. O bitkilerden elde edilmiş bir ham madde. Hı hı. Aşağıda birazdan bitkisel ürün tamam. Konuşulacak tabii ki. Tamam. Hani ne yapıyor diye sorarsak. Evet, quercetin ne yapıyor? Virüsün kendisini çoğaltmasını baskılıyor. Quercetin. Efendim, virüsün vücuttan inaktive olmasını ve eradike edilmesini, temizlenmesini sağlıyor. Büyük o zaman. Önemli bir madde. Anladığım kadarıyla. Evet. Yani bağışıklık sistemi yanıtında immün modülatör görev görüyor. Yani düzenleyici görev görüyor. Bağışıklık sistemine yön veriyor o zaman hocam bu. Yanlış mı anlıyorum? Şöyle bir tarafı var çünkü. Biz bağışıklık yanıtında sitokin fırtınası diye bir şeyden bahsediyoruz. Yani hastalığı. Evet evet, ondan bahsetmiştiniz hocam. Çok ciddi iltihaba götüren bir şeyden bahsediyoruz. Hastanın vücuduna girdi virüs, çoğaldı. Hı hı. Çoğaldığı zaman 10. günde filan iltihap meydana gelmeye başlıyor. Bu iltihap orada doku yıkımına sebep oluyor. Akciğer dokusunun yıkımına sebep oluyor. Çok önemli bir nokta. Akciğer dokusunun yıkımına sebep olan bu durum da sitokin fırtınası ya da aşırı iltihabi cevap olarak
biz tanımlıyoruz o durumu. Bu durumda, bu durum meydana gelmesin diye de bazı işte şu anda bizim Sağlık Bakanlığı protokollerinde, yani Sağlık Bakanlığı'nın protokollerinde işte bu hastalara ferritin düzeyine bakarak, D-dimer düzeyine bakarak bir takım uygulamalar yapılıyor. Önceden hastalığın seyri çok kötüye doğru gitmesin diye. Bu anlamda. Hani o immün modülatör özellik burada bizim işimizi görecek olan başarılı. Kıymetli hocam o zaman. Bir şey yani. Şimdi ikincisi kurkumin. Kurkumin zerdeçalda bulunan bir madde. Zerdeçal. Çok duyuyoruz. Zerdeçal. Her yerde duyuyoruz. Yani zerdeçal çok faydalı. Çok faydalı da. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi zerdeçal deyince zerdeçal herkese faydalı mı? Yani tıpta böyle her şeye faydalı olan bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Yani ama insanların büyük bir yüzdesinde faydalı olacak olan bir şeyden bahsetmek mümkün. Tamam. Yani çünkü şöyle, her zerdeçalı kullanan, yani hem çevremde hem hastanelerde görüyoruz. Ya herkes çok faydalı olduğunu söylüyor. Doğru, evet faydalı. Çünkü kınta dayalı konuşuyoruz. Siz de bahsettiğiniz gibi. Ama herkese faydalı mı? Soruyorum ben. Acaba hastalık yok, hasta var dediniz ya. Burada bu devreye giriyor. Zerdeçal herkese faydalı mı değil mi? Hayır, tabii ki herkese faydalı değil. Şöyle bakmak lazım. Şimdi biz burada hani elimizde bir formül var. Böyle altın bir formül var ve diyoruz ki bakın işte biz süper doktorlar size bu bilgiyi getirdik. Buyurun bunları kullanın gibi değil bu. Yani bunlar sizin bağışıklık sistemine destek olacak ve çoğu insanın tedavisinde başarılı olacağı kanıtlanmış şeyler. Kanıtlanmış. Yani bu anlatmış olduklarının her birinin arkasında yüzlerce makale var. ifm.org diye bir site var. Tekrar alabilir miyim hocam onu? ifm.org. Buradan kontrol edebilirler. Ya, bu siteye girdiğinde arkadaşlar bu siteye girdiklerinde buradan detaylı bilgi alabilirler. Kaynaklarıyla birlikte çünkü bu bilgiler. Anladım. Yani araştırmacıların yapmış olduğu araştırmalar, buradaki yayınları kaynaklı. Siz Amerika'da öyle boş boş konuşamazsınız. Türkiye'de yani bu konuya hiç hakim olmayan insanlar da konuşmasına rağmen orada öyle konuşturmazlar adamı. Dolayısıyla onlar bir kurumsal bir yapı olarak bunu öneriyorlar. Anladım. Günlük 500 ila 1000 miligram dozda kullanılması gerektiğini söylüyorlar. Bunun karşılığı nedir diye sorarsanız, yani zerdeçal olarak karşılığı nedir diye sorarsanız, yani zerdeçalı siz günlük bir tatlı kaşığı zerdeçalla bir çay kaşığı karabiberi karıştırıp onu bir fincan zeytinyağının içerisinde hafifçe kaynattığınızda zerdeçalın içindeki kurkumin adındaki ham maddenin o zeytinyağına çıkarak sizde etkisini meydana getirmesini bekleyebilirsiniz. Bunu günde 3 eşit 4 eşit dilime bölerek tükettiğinizde, herhangi bir şeyini tükettiğinizde bağırsaklarınızdan emili miydi vesaire istedi filan etkinliğini gösterecektir. Bu anlamda. Evet hocam. Herkes de gösterir mi bilmiyoruz. Herkes de değil. Ama çoğu insan da gösterecektir. Bu anlamda. Zerdeçalı da konuştuk. Epigallok ateşin. Güzel bir madde. Nerede var? Yeşil çayda var. Yeşil çay, yeşil çayda da eğer içtiğiniz takdirde SARS-CoV-2'nin proteaz denilen bir şeyi var. Protein yapışma proteini var. Onu bloke ettiğini, onu baskıladığını görüyoruz. Ve virüsün kendisini çoğaltmasını azalttığını görüyoruz. Yeşil çayın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Ve bağışıklık yapısının ne aşırı ne de zayıf olmasını engelleyecek bir modülasyona, bir düzenlemesini optimal optimal cevap sağlanıyor. Riski var mı? Aşırı içerseniz karaciğere toksiktir. Bu da önemli hocam. Ne kadar içmeliyiz? Günde 4 bardak.
veya 225 miligram diye tarif edebiliriz. Günde 4 bardak. Hı hı, 4. Günde 4 fincan. 4 fincan. 4 fincan çay şeklinde içilmesini öneririz. Peki yeşil çayın tadı biraz kötüdür. Nasıl yapalım yeşil çayı? Evet. Onu tarif edelim. Çünkü ben yeşil çayı böyle ilk içtiğimde midem falan bulanmıştı. Böyle çok fazla içesim gelmemişti. Hocam ben de çok içtiğimde hep diyorum ya hocam bunu ne yapacağız? Bu muhtemelen orada kaldı aklınızda. Çarpıntı tansiyon falan da yapar yani. Çünkü yeşil çayın o şeyi var. Yeşil çayı aslında 83 derecede demlemek lazım. Yani Japonlar falan çay yaparlarken bir seramanın içinde yapıyorlar. Boş yere yapmıyorlar onu. Evet. Bir fincanın 5'te 1'ini soğuk suyla doldurup, kalan 5'te 4'ünü de kaynar suyla doldurup, hı hı, 83 derecelik bir su elde edebilirsiniz ortalama. Hı. Onun içerisine yeşil çayı bandırırsınız, 1 dakika tutarsınız bu elde ettiğiniz fincanın içerisine. Sonra çıkartırsınız 1 dakika sonra, o suyu dökersiniz. Bununla yeşil çayı yıkadınız. Bu birinci aşama hocam o zaman. Birinci aşama. Hı hı. İkinci aşama, yine aynı sudan yaparsınız. Bardağın 5'te 1'ini suyla doldurursunuz. 5'te 4'ünü soğuk suyla doldurursunuz. 5'te 4'ünü de kaynar suyla doldurursunuz. Hı hı. Sonra yeşil çayı tekrar daldırırsınız. 4-5 dakika tutarsınız. Sonra çıkartıp elinizle ezersiniz yeşil çayı. Böyle yeşil yeşil damlaları, çiğ damlaları damlatırsınız. Ondan sonra yeşil çayı dışarı çıkarttıktan sonra o çayı içersiniz, tadına doyum olmaz. Yani en ucuz yeşil çayı bile bununla yaptığınızda tadına doyamazsınız. Güzel tadı olur. Canımız çekti hocam valla. Hocam burada ben bir araya girmek istiyorum. Orta Asya ülkelerinde yeşil çay çok tüketiliyor. Orada limonla içiyorlar ve çok koyu içmiyorlar, açık içiyorlar. O takdirde o dediğiniz mide bulanması veya o tadın ağır gelmesi durumu olmuyor. Yani daha rahat kullanılabilir. Dediğiniz gibi antioksidan olduğu için de çok vücuda faydalı. Üstadım şey var. Dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden... Buyurun hocam. Yeşil çaydaki maddenin adını mı sormuşlar? Buyurun, sözünüzü kesmiş oldum. Ben sonra sorularım. Yeşil çaydaki maddenin adı epigallokateşin. Tekerleme gibi bir şey oldu bu hocam. Epigallok ateşin. Şimdi işte bir şey var. Hocam bir de kuarsetin kullanabilir miyim diye sormuş bir izleyicimiz. Covid hastasıymış şu an. Kuarsetin kullanabilir miyim diyor. Hastalık seyri esnasında mı? Evet, şu an Covid hastası. Beşinci gündeymiş. Beşinci günde Covid hastası. Yani abartmamak kaydı şartıyla kullanmakta bir mahsur yok. Çünkü bunlar vücuda destek olacak şeyler. Yani bağışıklık yanıtında immün sistemi aktive edip de coşturmuyor. Halbuki biz 10. günde immün sistemin aşırı abartılı cevap verip vücudun kendisine saldırmasına sebep olan bir durumdan bahsediyoruz ki o bizim korkumuz. O yüzden kuarsetinin böyle bir özelliğinin olmadığını biliyorum. Hatta tarif etmek gerekirse şey vardır, romatizmalarına sebep olan durum nedir diye sorduklarında hani çoğu zaman boğazda yerleşen, bademcikte yerleşen bir takım bakterilerin, A grubu beta hemolitik streptokok dediğimiz bir cins bakterinin vücudunda bulunan antijenik yapı, elbise bizim böbreklerimizdeki, kalbimizdeki ve eklemlerimizdeki yüzeyde bulunan bazı dokuların maddesine çok benziyor. Vücut onu öldürmek için güdümlü füze yaptığında o güdümlü füzeler hem bir yandan bakteriyi öldürüyor ama bir yandan da vücudumuzun kendisine saldırıyor. O yüzden de biz bu hastalarda romatizmaya bağlı bir yanıt görüyoruz. Yani eklem ağrıları, böbreklerin bundan dolayı iflası, kalbin hasar görmesi gibi bir takım yanıtlar görüyoruz. Burada biz COVID'de de benzer bir durumdan bahsedebiliriz. COVID'in tedavisi esnasında vücut kendisi bir yanıt veriyor
verdiği yanıt esnasında ciddi anlamda dokunun kendisine, akciğer dokusuna hasar veriyor. Ve akciğer ne yapar? Bizim soluk alıp vermemizi sağlar. Alveoller. O alveoller dokuda hasar meydana geldiğinde soluk alıp veremez hale geliyoruz. İşte o yüzden hastaları yoğun bakıma alıyoruz. Ama dokusal hasar meydana geldiğinde de siz o hastalara dışarıdan oksijen verseniz bile bu hastalara oksijeni ulaştıramıyorsunuz dokusal hasar sebebiyle. O yüzden immün modülatör, yani bağışıklık yanıtının aşırı meydana gelmesi bizim korkumuz olduğu için, kuversetindi vesaire, bunlar destekleyici şeylerdir, başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Hocam aşılar konusu çok soruluyor. Dünyanın değişik ülkelerinde aşılar geliştiriliyor. Türkiye'de de gönüllüler üzerinde denemeler yapıldı. Aşı çözüm olur mu, olmaz mı? Benim tanıdığım bir diyaliz merkezi sahibi böyle bir gönüllü oldu. Hangi ülkenin aşısı bilemiyorum. 2 hafta sürmüş antikor üretimi, antikorun etkisi kanında. 2 hafta sonra geçmiş. Yani ona verilen cevap bu şekilde. Aşılar konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Yani bir aşı geliştirildi, biz bunu kullandık. Bir sezon bir daha hiç COVID'e yakalanmayacağız mı? Yoksa böyle 2 haftada bir, ayda bir aşı mı olmak gerekecek? Bunun için şeye bakmak lazım. Yani şimdi bizim genel bilgilerimiz şunu söylüyor. Yani bizim deneyimlerimiz, şu ana kadarki deneyimlerimiz şunu söylüyor. Bizim aşılarımız hastalığa maruziyetle aynı etkiye sahip. Yani aşı olmanızla hasta olmanız aynı şeyler. Aşıların yan etkisi olur mu? Olur. Hastalığa maruziyetten dolayı çok ciddi yan etki yaşayan, problem yaşayan insanlar olduğu gibi aşıya maruziyetten dolayı da ciddi problemler yaşayan insanlar olacaktır ama bu oran düşüktür. Çünkü aşının içerisinde koymuş olduğunuz virüs. Şeydir, zayıflatılmış virüs. Atenüe suçluyorlar. Yani zayıflatılmış bir virüs olduğu için bu zayıflatılmış virüs sadece o virüsün elbisesini giymiş bir hokkabazdan ibarettir diye düşünebilirsiniz. O sizin vücudunuza dolaştıkça sizin bağışıklık sisteminiz o hokkabazı tanır. Ona benzer başkaları girdiğinde onlara da zarar verir. O elbiseyi giymiş olan başka gerçek virüsleri gördüğünde öbürüne yanıt geliştirmiş olduğu için bunu da yakalar ve öldürür. Dolayısıyla aşı mantıklı bir şey, çözüm. Yani keşke ki aşısı olsa. Ve bizim bildiğimiz şöyle bir şey var. Bu virüsün yapısı grip virüsü gibi değil. Gribe her sene yeni aşı yapmak zorundasınız. Ama burada sadece antikor yanıtı değil, CD8 ve vücuttaki makrofaj, natural killer dediğimiz doğal öldürücü şeylerin de yanıtı meydana geldiği için, bağışıklık yanıtı meydana gelmiş olduğu için burada esasen yanıt sadece antikor üretimiyle meydana gelmediği için antikor düştü. Benim yeniden hasta olmam söz konusu filan gibi bir durum söz konusu değil. Onlar nadir vakalar. Var böyle vakalar. Bunlar çok nadir vakalar. Genelde vücudun T4 lenfositlerinin, yani başka bir grup şeyin de hafıza hücrelerinin de bilgisi dahilinde bu olay ve onlara karşı da hücresel yanıt meydana geliyor bu anlamda. Hocam çok özür dilerim, araya gireceğim. Sahada sürekli karşılaştığımız hastanelerde veya hastalarda 2 ay sonra bağışıklık gider mi? Gitmez. Gitmez. Sizin anlattığınız aslında bu, yanlış mı söylüyorum? Aynen. Aynen. Yani antikor seviyesi çok düşmüş olabilir ama bağışıklık yanıtı gitmez. Yeni bir virüsle karşılaşırsanız, yani koronanın mutasyon geçirmiş yeni bir virüsle karşılaşırsanız, yapısı itibariyle koronanın mutant cinsi, yeni bir mutant cinsiyle karşılaşmanız biraz zor. Çünkü onun bağlandığı şey belli, yer belli. Grip virüsünde öyle değil. Grip virüsü kendisini değiştiriyor. O her defasında yüzünde bir şekil değişikliği meydana getirip başka bir yüzle karşımıza çıkıveriyor. Ama koronada biraz zor. Yapısal şey, durum itibariyle. Peki 2. defa hastalananlar var hocam. Onlar var. Hani bağışıklık gelişmedi mi vücutta? 2. defa neden hastalanıyorlar? Şu ana kadarki gördüğümüz kadarıyla
bunun uçuk virüsünün size yaptığıyla aynı şey olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor uçuk virüsünde? Siz ilk defa karşılaştığınızda dudaklarınızda uçuk çıkıyor değil mi? Ama bir aradan 15 gün geçiyor, uçuk zayıflıyor, yavaşlıyor ve boynunuzdaki lenf ganglionlarına geri kaçıyor. Orada saklanıyor. Artık uçuk virüs hep sizinle beraber. Belki böyle bir şey söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü bir grup araştırmacı bunu söylüyor. Virüs vücutta bir yerlerde gizleniyor, latent faza geçiyor, gizli faza geçiyor. Ne zaman ki vücudunuz zayıfladı, tekrar ortaya çıkıyor ve hastalığı tekrarlattırıyor size. O zaman hocam, mesela benim bir tanıdığım COVID geçirdi, bir doktor hanımefendi. İyileşti. 3 ay sonra kalbinden bir rahatsızlık geçirdi. Evet. Bir de böyle bir şey konuşuluyor. Yani COVID'den tamam ayakta atlattık, kurtulduk falan. Ama bir süre sonra bir başka organda bir komplikasyona sebep olabilir, olabilir deniyor. Hocam. Böyle bir durum. Olabilir. Etkilerini daha sonra görme durumumuz olabilir mi hocam? Şimdi... Biz de bunları yeni yeni öğreniyoruz tabii. Olabilir, evet. Şöyle bir şey düşünün. Bademcik iltihabı geçirdiniz. 3 ay sonra böbrek yetmezliğine girdiniz. Kronik böbrek yetmezliğine girdiniz. Yani bu neden oldu? O bir bağışıklık yanıtından kaynaklandı. Anlatmış olduğum şu güdümlü füzeler meselesi. Yani güdümlü füzeler o bakteriyi yok etmek için tasarlanmış ve üretilmiş olan güdümlü füzeler sizin böbrek dokunuzda kalbinize saldırmaya başladı. Ve siz kalp romatizması oldum, böbrek romatizması oldum ya da eklem romatizması oldum diye doktora gidersiniz. Bundan dolayı. Benzerini yaşamamız mümkün. Böyle bu tür şeylerden de bahseden yayınlar var. Peki hocam, bu son zamanlarda COVID-19 bir damar hastalığı olarak tanımlanmaya başladı. Endotel damar hastalığı. Da vücudumuzun her tarafında. Evet, o zaman endotel yapıyı güçlendirmemiz, bu virüse karşı bir bizi savunan bir unsur olarak karşımıza çıkabilir mi? Endoteli güçlendirmek. Endoteli güçlendirmek diye bir kavramdan bahsedemezsin hocam. Bağışıklık yanıtını güçlendirirsiniz, o endoteli de kurur zaten. Yani bu anlatmış olduğumuz şeylerin içerisinde bağışıklık yanıtı şu hocam. Sizin vücudunuza giren, yabancı bir şeyi tanıyan bir sistem bu. Kendisi organ gibi olan, hani birden fazla çalışanı olan bir sistem. Güvenlik güçleri bizim vücudumuzdaki. Bu güvenlik güçlerini kuvvetlendirecek, onların mantıklı davranmasını sağlayacak bir takım dış kaynaklar, desteklerden bahsediyoruz şu anda. Konuştuğumuz bu. Konuştuğumuz konunun aslında bu teşekkür ediyor. Bunu şunun için sordum hocam. Bir İngilizce makale okudum geçenlerde. Kanda endotelde salgılanan nitrik oksitin COVID mücadelede önemli bir rolü olduğunu söylüyor. Arkada hangi mekanizmaları çalıştırıyor onu tam artık ben bilemiyorum tıpçı olmadığım için ama muhtemelen anladığım kadarıyla yazıdan COVID-19'un hücreye yapışmasını engelleyici bir etkisi var nitrik oksitin. Zaten nitrik oksit bizim için çok hayati ve yaş ilerledikçe de kandaki nitrik oksit üretimi azaldığı için özellikle yaşlılarda COVID'in etkin olmasının herhalde sebeplerinden biri de bu olsa gerek. Aslında tabii çok önemli bir şeyi söylediniz. Yani çok güzel bir pas geldi bana. Siz farkında değilsiniz ama öyle bir şey söyleyeceğim ki. Hocam buyurun çok sizin. Yani dünyayı sallayacağız şimdi öyle söyleyeyim. Şimdi hocam. Buyurun hocam. Hipokrat'ın bir sözü var. Ölmek istiyorsan diyor ağzından nefes al. Anlamlı bir şey çünkü biz burnumuzdan nefes aldığımızda burnun konkalarında şu hemen arkadaki nefes solunum aygıtının içindeki o tünellerin içerisinde nitrik oksit salgılanıyormuş. Dolayısıyla siz burnunuzdan nefes aldığınızda bu nefes alış şekliniz ama böyle değil. Böyle yumuşak, ses çıkmayacak kadar derin bir nefes aldığınızda o nitrik oksit akciğerlerinize kadar gidip akciğerlerinizdeki damarların genişlemesine ve bronşların genişlemesine, alveollerin daha iyi soluk alıp vermenize sağladığına dair bir yazı okumuştum. Dolayısıyla nitrik oksit tabii ki çok önemli. Nitrik oksidi arttıracak olan gıdalar, mantar, şeyler ki bunlar var zaten şeyde. IFM'in
şeylerinde var. Sanki siz de okumuştunuz gibi oldu bu biraz. Yani ama tabii bu pası değerlendirmem lazım. Nitrik oksidi arttıracak olan şeyler teorik olarak zaten insanın hayatını tehdit edici bu tür durumlara karşı kullanılabilir. Ama nefes egzersizleri bunlar arasında en önemlisi. Nefesi iyi almak da en önemlisi diye konuşsak yanlış olmaz. Doğru olur. Hocam nitrik oksitin hani arttırılmasında bitkisel bir takım hani bitkileri tüketmekte fayda var dediniz. Benim bilebildiğim kadarıyla bir de çok pahalı bir makine var. Bu bazı özel hastanelerde kullanılıyor. Kana nitrik oksit vermek için kullanılıyor. Bir de ozon tedavisi var. Nitrik oksit üretimini arttırdığı söyleniyor. Yani bizim bu pandemi hastanelerinde böyle herkese standart aynı ilacı vermek yerine böyle daha farklı, radikal bir şey yapsalar, yapılsa mümkün olmaz mı? Yani madem böyle nitrik oksitin virüslerle ve özellikle COVID'le mücadele noktasında bir desteği var, o zaman yaşlı hasta geldiğinde biz bunun kanındaki nitrik oksit seviyesini ya bir makineyle, bir cihazı var bunun, ya da ozon tedavisiyle ya da L-arginin diye bir madde var, onu vererek arttırma yoluna gitsek bir çözüm olabilir mi hocam? Bunlar için araştırma yapmadan bir şey söylemek mümkün değil ama teorisi kurulduktan sonra bu tür şeyler yapılabilir. Bu tür araştırmalar yapılabilir tabii ki. Ama unutmayın insan canıyla uğraşıyorsunuz. Bir grup bilim adamını yani etik kurulu ikna etmek zorundasınız. Böyle bir çalışmayı için sağlam bir desteğe dayanmak zorundasınız. Hani bu sağlam destek için de önceden yapılmış çalışmalardı veya bir takım deneylerdi. Onları konuşmanız ve ikna etmeniz lazım bilim kurulu. Yani bilim kurulu etik kurul yani ikna olmadan böyle bir çalışmayı yapamazsınız. Çünkü insan üzerine çalışıyorsunuz. Bir şey olduğunda Sağlık Bakanlığı'nın bir takım kuralları var bununla ilgili. Tabii böyle bir çalışmayı yapmak istediğiniz zaman bütçe ortaya çıkıyor. Yani örnek vereyim ben size. Bir hastada metformin dediğimiz bir tablet var. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı, ilaç eczacılık şubenin genel müdürlüğünün onaylamış olduğu metformin adı verilen bir ilaçla Zofer denilen bir ilaç var. Bunları ben kimyasallarını söylemedim. Metoklopramidle işte hatırlamıyorum Zofer'in içeriğini. Yani bilmem işte Zofer'in içeriğindeki olan maddeyi kıyaslayacaksınız. Bunun için araştırma yapacaksınız. Bu araştırma boyunca kaç gün sürecek? 10 gün boyunca. Mide bulantısında hangisi daha etkili araştırması, tamam mı? Bu araştırma için Sağlık Bakanlığı sizden şunu istiyor. Bu kişileri 10 gün boyunca sigortalamanızı istiyor. 10 günlük sigorta bedeli kişi başına 30 lira mıydı şimdi, yanlış olmasın. Siz 100 kişilik araştırma yaptığınızda 3000 liraya karşılık geliyor. Siz bu 3000 yani 3000 lirayı da bütçenin içerisine katacaksınız. Şimdi ben rakamları da yanlış söylüyor da olabilirim. Yani 1000 kişilik bir araştırma yaparsanız 30 bin lira falan bir kenara sadece sigorta için, bu çalışmanın sigortası için koymak zorundasınız. Araştırmaların önünde birazcık şey var hocam. Yani Sağlık Bakanlığı tedbiri elden bırakmayalım diye bir takım kurallar koyuyor. Ama bu tür araştırmalarda da para konuşur. Yani birisi eğer bu araştırmaların parasını üstlenirse, yani buna sponsorluk yaparsa, parantez açıyorum, İlaç firması bunun sponsorluğunu yaptığında, ilaç firması kendi lehine çıktığında ancak böyle bir şeyi destekleyecektir. Parantez kapa. O zaman ne olur? Bu da doktorları şirket destekli araştırmalara yönlendiriyor mecburen. Evet hocam. Yani bir enstitü düşünün, hiçbir yere bağımlı değil. Bu enstitü gerçekten hiçbir araştırmasında ilaç firmalarından destek almıyor, reddediyor da. Ama gönüllü insanlar tarafından oraya bir takım bütçeler verilmiş, onlarla araştırmalar yapıyor. Siz bu araştırmadan süt gibi tertemiz araştırma sonuçları elde edersiniz. Ama onun haricinde ilaç firmaları desteğini almadan bir ilaçla ilgili sonuç elde ettiğinizde o soru işaretli bir sonuç olacaktır. İstediğiniz gibi yapın araştırma, istediğiniz gibi düzenleyin yani. Hocam bununla ilgili Türkiye'de böyle bir enstitü kurulabilir mi sizce? Kurulsun. Kurulsun da biz de başını çekelim, itekleyelim, arkasında şey yapalım. Temizlik yapalım. Temizlik işlerini de biz yapalım yani. Önemli değil. Hani yerleri süpürelim. Orada çalışan insanlar da beraber. Ama yani böyle bir enstitü maalesef yok. Olması için hayallerim var. Yani ben oturuyorum, böyle bir enstitü hayal ediyorum. Kalkıyorum, böyle bir enstitü hayal ediyorum. Ama
para olmadan böyle bir şey olmuyor maalesef. Yani bütçesi olmadan böyle bir enstitü kurma imkanınız yok maalesef. Neyse, bu hocam, ayrı yurt dışında bir takım şirketlerin, bir takım profesörlerin icatlarını COVID'le ilgili ya da başka konularla ilgili bizim medyamız böyle büyük bir haber, sansasyon olarak bize duyuruyor. Fakat kendi içimizde, Türkiye'de bir takım işte araştırmacılarımız, hocalarımız değerli çalışmalar yapıyorlar. Bunlar pek makes bulmuyor. Bir süre önce böyle bir Zoom toplantısında ben bir akademisyen tıpçı hocamızla tanıştım. Bir doçent, üniversitesini söyleyeceğim. Kendisi belki hani zarar görmesin diye. Bir çalışmasından bahsetti. Çalışma şu, iyot kullanarak hocam, Lugol solüsyonuyla COVID hastalarının iyileşme sürecini desteklediğini ve bunu 130 civarında hastada denediklerini ve olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Şöyle bir sorumuz oldu, hani bu iyot nasıl virüs üzerinde etki ediyor, hangi sistemi çalıştırıyor ya da nasıl bir tesiri var? Çok basitmiş hocam. İyot, COVID-19 virüsünün zarfında delik açarak virüsü etkisiz hale getiriyor. Şimdi tuzdan alıyoruz. Yok. Normalde Lugol solüsyonu cilde yüzeysel uygulanır. Bu hoca daha değişik bir mantık üretmiş, denemiş. Yani ağızdan damla şeklinde alındığında vücutta böyle bir tesir olduğunu gözlemlemiş. Ne dersiniz hocam? Ya, teorik olarak tabii ki mümkün. Yani ama burada doz konuşur. Yani Japonya'da tabii bu iyot alımı ile ilgili bir çalışma hatırlıyorum ben. Onlar çok şey yiyorlar. Tiroid hastalığıyla ilgili bir problemleri var. Şimdi hatırlamıyorum. Bir adada yaşayan Japonlarla ilgili bir çalışmaydı. Orada yemiş oldukları bir yosun var. Yosun içerisinde de iyot var. O iyoda bağlı olarak o kişilerde işte kuatır görülmüyor vesaire falan gibi bir takım çalışmalar bunlar. Oradan da yola çıkarak günlük iyot alımının dozunu hesaplayarak konuşan bir şey vardı. IFM iyot kullanımı ile ilgili olarak bu fonksiyonel tıp şeyi enstitüsü Amerika'daki iyot kullanımı ile ilgili bir takım şeyleri var onların. Yani önerileri var ama COVID ile ilgili ben iyot kullanımını duymadım. Bununla ilgili çalışma da duymadım. Ama dedim ya, bunlar çalışma yapılacak olan şeyler. Yani ayırırsınız hastaları. Tamam, iyot verdiğim hasta, vermediğim hasta diye ayırırsınız. Yani bunların hangilerine verdiğinizi siz de bilmezseniz, hastaların hangisine iyot verdiniz, vermediniz, bu çalışmayı düzenini güzelce oluşturursunuz. Ona göre de bakarsınız hastaların seyrine. Bunu araştırma sonuçlanmadan olabilir ya da olmaz diye bir şey söylemenin imkanı yok. Yani dedim ya, burada hep araştırma, biz şu anda araştırılmış, yayınlanmış, kanıtlanmış bilgiler üzerinden konuşuyoruz. Bu böyle olsaydı böyle olurdu gibilerinden bir şey yaklaşımı tıp kabul etmiyor hocam. Yani maalesef. Yani tıp uygulayıcıları da bunu kabul etmiyorlar ve etmemeliler de zaten. Yani kanıtlanmamış bilgi üzerinden gitmemek lazım. Hocamız bu araştırmayı yayınlarda araştırmanın sağlam delillere dayarsa klasik bir tedavi yöntemi olarak bile kullanılabilir. Yeter ki başka merkezlerce de desteklensin. İşte klasik kitaplara gidecek kadar başkaları tarafından da evet bu başarılıdır densin yeter ki. Yani. Bu anlamda. Hocam şimdi ben de bir soru sorayım. Hocam bir takım bir de bahsettiniz. COVID-19'da delillerinden bahsettiğiniz. Daha bahsetmek istediğiniz tedavilerinden varsa onları atlamayalım. Biz izleyenler için de çok önemli veriler bunlar çünkü. Bu muhabbet de bitmezdi hocam yani. Bayağı var elimizdeki şey. Buyurun hocam. Bu arada ben şunu söylemem lazım. Yani hızlıca alalım. Şurada soru olarak geliyor. Görüyorum da bir yandan soruları. Favipiravir'di. Tamam işte rotanavir'di şeyler var. Bizim kullandığımız bazı tıbbi ilaçlarımız var şu anda. Yani kullandığımız ilaçlarımız arasında favipiravir var, lopinavir var, ritonavirin var, efendim hidroksiklorokin var. Bunlar şu anda bazı çalışmalar tarafından başarılı
yani kısmen başarılı bulunmuş. Bazı çalışmalar tarafından da yok ya çok bir başarısı yok bunların diye haklarında şey yapılmış. Aleyhte bir takım sonuçlar edilmiş ama bunların her birisi dedim ya bir bilim kurulu heyeti tarafından gözden geçirildikten sonra Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı boş yere para harcamaz ki yani sonuçta favipiravir denilen ilacı kullanıyorsa bunun arkasında bir delili var demektir. Yani çünkü ya. bu devlete de yük yani hiçbir şey işe yaramıyor. Öyleyse hiçbir şey kullanmayalım da diyebilir yani Sağlık Bakanlığı. Hocam çok özür dilerim araya gireceğim ama şimdi favipiravir deyince hastaların bazılarından şöyle yani geri bildirimler geliyor. İlacı kullansak mı kullanmasak mı? Şimdi favipiravir deyince aslında ilaçlara hiç ara vermeden mi kullanmalı hastalar? Şimdi biraz önce İstanbul'da büyük bir hastanenin COVID polikliniğinin COVID polikliniğinin sorumlusu iki hekim arkadaşımla görüştüm. 54 yaşında bir hasta, Atilla hocamla da paylaşmıştım. Bir hafta önce COVID tanısı koyuluyor. Daha sonra hasta bugün, dün akşam tekrar başvuruyor. Ve bir hafta öncesinde de tomografi belirtisi hiç yok. Hatırlarsınız hocam, bahsettim size de. Ama daha sonra bir dozunu atladıktan sonra hastaneye başvuruyor. Şu an yoğun bakımda. Doktor arkadaşıma sorduğumda şunu söyledi. Asla hiçbir dozu atlamamak gerekir. Halk arasında ve sosyal medyada şununla karşılaşıyoruz. İhsan hocamın da söylediği gibi bu ilaçları kullanmalı mı kullanmamalı mı? Şimdi bir bilim kurulunun önerdiği bir ilaç tedavi protokolü bu. Bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? İlaçlara, Sağlık Bakanlığı'nın tedavi protokolüne sıkı sıkıya sarılmalıyız. Aynen öyle. Yani mı yoksa ya biz kullanmasak da geçiririz. Çünkü hasta şunu yapıyor hocam. Bir süre kullanmıyor, bakıyor iyi bir iki gün iyi gidiyor ve siz daha iyi bilirsiniz. Hastanın seyri bir anda kötüleşiyor bu hastalıkta. Çünkü hekim arkadaşlarımdan aldığım geri feedbackler bunlar. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Halk ne yapmalı? Yani virüsün sayısını azaltacak. Vücudun virüsün sayısını azaltacak her türlü eylem bu anlamda doğrudur. Sağlık Bakanlığı'ndaki bilime dayalı olarak bu. Yani favipiraviri kullanmak gerekiyor ki virüs sayısının kendisini replike edip de çoğaltmasını önlemek. Mevcudun da sayısını azaltmak için şu anda elimizdeki tek ilaç bu. Zaten yani protokol de belli. Sağlık Bakanlığı protokolünde şey yapmış, koymuş. İlk doz 8-8, sonrakiler 3-3 devam etmek suretiyle. Dolayısıyla kullanacağız. Bunun şeyi yok. Ya bunun tartışması yok hocam. Yani bunun çok kafa karışıklığı var hocam bununla ilgili. Ya şey var hani dedim ya herkes konuşuyor. Sonuçta konuşmak dilin kemiğiyle ilgili bir şey. Yani bilmiyorsan da konuşmanın bir anlamı yok. Bilmeden konuşuyor insanlar. Bununla da ilgili bir algı operasyonu olduğunu şahsen düşünüyorum ben. Yani kafa karışıklığını yapmamak gerekiyor. Bakanlığa sıkı sıkı yani tedavi protokolüne sizin dediğiniz gibi sarılmak gerekiyor. Yani onlar ne diyorsa çünkü dediğiniz gibi bir bilim kurulu var. Kanıta dayalı tıp. Kesinlikle. Bu kadar yani. Hani. Başlamak gerekiyor diyorsunuz. Ben kısaca istersen saatimizi bayağı bir geçeceğiz gibi duruyor. Ben hızlıca şeylerimi geçeyim. Evet hocam sizdeyiz. Buyurun. Buradaki destek şeylerini söyleyeyim. Çünkü yani bu destekler sonuçta bizim vücudumuzu destekleyecek olan ve bizim hani 1920'lerdeki, onlardaki, 1800'lü yıllardaki gibi temiz hava, bol gıda filan tüketmiyoruz biz. Vücudumuzun mitokondrilerini zayıfladığı, vücudumuzdaki organların her birinin kimyasallara maruz kaldığı bir hayat yaşıyoruz. Bu hayata destek olabilecek bu gibi şeylerle kendi vücudumuzun pistonlarını yağlayıp yani meme yapmış platinlerini düzeltip hayatımızı iyi şekilde seyrettirmemiz gerekiyor. Yani bizim şimdi düşünün ki bir motoru siz yağlamazsanız o motor zarar görür. Konfor yani, arttırmak lazım. Bunlar bunun için konuşacağımız şeyler. Benim asıl amacım bunları anlatmaktı. Bunları anlatmam gerekiyor. O yüzden konuyu dallandırmak istersek başka bir zamana da başka bir toplantıda dallandırırız diye düşünüyorum. Şimdi N-asetilsistein. Bu da bizim hücresel defans savunma mekanizmasını ve onarım mekanizmasını sağlayan glutatyon adı verilen bir maddenin üretimini sağlayan çok önemli bir destek maddesi. Yani ben bunun hastalığın
kendisinin ilerletmesini sağlayan bir takım progresif faktörleri yavaşlattığını söylüyor şeyde. Yetenek çalışmalar. Çalışmalar. Ve aynı zamanda semptomların şiddetini ve semptomların kendisini de azalttığını söylüyor. O yüzden birincisi enasetilsistein diyorsunuz. Evet. Hı-hı. Evet. O yüzden de enasetilsisteini 2x600 şeklinde kullanmanın, 2x600 miligram şeklinde kullanmanın uygun olduğunu söyleyebilirim. Yani günlük 600-900 miligram demişler onlar. Resveratrol diyeyim. Resveratrol üzümün çekirdeğinde bulunan bir madde. Resveratrolü alabilmeniz için hani binlerce üzümün çekirdeğini çitlemeniz lazım. Böyle bir şey yok. Onu dışarıdan ürün olarak, herhangi bir ürün olarak alacaksınız. 100-150 miligram günlük dozunuz, alma dozunuz. Ne yapıyor peki resveratrol? Hı hı. Patolojik hücresel ilerlemeyi durduran bir virele bağlı patolojik hücresel ilerlemeyi durduran bir etkiye sahip ve yine düzenleyici, bağışıklık düzenleyici etkiye sahip. Şeyde de hem şeyde gripte hem de kolikide kullanımını öneriyor şey. Gelelim vitamin D'ye. Evet. Şimdi hocam, en önemli konu. Vitamin D'yi iyi konuşmak lazım. Evet. Ama ben yıllardır söylüyorum, günlük 5000 ünite D vitamini alın. Ama meslektaşlarımın çoğu ya herhalde bilmemekten, ki ben de o bilmeyenler ordusundaydım bir zamanlar. O yüzden hiç kimseyi kınayamam. D3 işte vitaminini şey formu var, ampul formu var. Ampul formunu iç, o tamam. Süper. Sen yıllık ihtiyacını da gidersin falan gibi bir mantıkla hastalığa veriyorlar. Bu olmaz hocam. Bu kemik dokuya gider. Yüksek dozda aldığımızda o kadar D vitamini kanda dolaşmaz. Ama günlük 5000 ünite alırsanız bağışıklık sistemine gider. Doğrudan doğruya bağışıklık sistemini etkiler. Günlük 5000 ünite alınmalıdır. Hatta bununla ilgili bazı çalışmalar yapılıyor. Hastalığı yakalamış olan insanlarda 2x10.000 ünite 5 gün boyunca kullanıp, hı hı, sonra dozu azaltıp günlük haftalık 10.000 ünite 5 hafta 6 hafta boyunca kullanımını öneren şeyler de var. Çalışmalar da gördüm. O yüzden ben şunu diyebilirim rahatlıkla, D vitamininin bağışıklık sistemini çok iyi bir şekilde düzenleyici etkisi var. Bağışıklık yanıtının doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan düzenleyici bir etkisi var. Günlük 5000 üniteyi öneririm bu anlamda. Makrofajları aktive eder diyor. Makrofajlarımız bizim vücuttaki dokusal düzeyde virüsleri alıp yutan ve onları kendi içlerinde sindirerek parçalayan küçük askerlerimizdir. Onlar önemli askerlerimiz. Bir de çok önemli, hani diyorduk ya sitokin fırtınası. Hı hı hı. Sitokin fırtınasını önleyici etkisine dair şey var, yazı var. Yani çünkü vücutta sitokinler salgılandığı zaman iki ucu, hı hı, keskin kılıç gibi. Siz kılıcı elinizle tutamazsınız. Vücutta kılıcı elinizle tutuyorsunuz. Çektiğiniz anda o kılıcı elinizi kesersiniz. Çok fazla aşırı salgılandığı zaman vücuda da zarar verebilen bombalardan bahsediyoruz. Bombaların atımını durduruyor bu anlamda. Hani tabir caizse. O yüzden bunu kesinlikle şey yapıyorum. Günlük 5000 üniteyi tavsiye ediyorum. Yani hastalık çıktığından beri ben kullanıyorum 5000 ünite. Allah'a şükür hasta da olmadım. Olmayışımı da buna bağladığımı da söyleyebilirim yani. D vitaminine çok ciddi anlamda sarıldığımı söyleyebilirim. Ha, D vitamininin şöyle bir problemi var. Şimdi kaşlarınız kalkınca benim söylediğimi şimdi bana söyleyeceksiniz diyese. Şöyle bir problem var. D vitaminini siz günlük 5000 ünite aldığınızda kalsiyum plaklarının oluşumuna da sebep olabilir D vitamini. Böbreklere oturur, damar yatağına oturur. Bunun için de ne yapmalıyız hocam? K2 vitaminiyle birlikte almanın damar yatağına oturmasını önleyeceğini de söylemek güzel olurdu. Diyor. Şeyi soracağım hocam. Şimdi D3'te K2 ayrı ayrı mı alacağız yoksa D3 K2 formunu mu alacağız? Yani D3 K2 deyince firma adı oluyor, olmuyor. Hem D3 firma için demedim. Yani
Böyle bir şey var mı? Bilmediğimden soruyorum. Günlük 5000 ünite D3 vitamini artı K2 vitaminini Tamam. birlikte almanın yararı var. Aslında K2 Aa, süper vitamini hocam. bağırsak florası bakterileri tarafından üretilen bir vitamindir. Eğer sağlam bağırsak floranız varsa, güveniyorsanız bağırsak floranıza tek başına D3 de alabilirsiniz ama ben güvenmiyorum kendi bağırsaklarıma. Yani Ben de sonuçta güvenmiyorum hocam. yediğimiz içtiğimiz sebebiyle ciddi anlamda hasar görmüş adamlarız nereden bakarsak yani. Melatonin alımı, melatonin günde 5 ila 20 miligram günlük alımından bahsedebiliriz. Melatonin sizi geceliğin onaran hormondur. Melatonin hormonu hakkında belki saatlerce konuşabiliriz ama çok fazla uzatmayayım. Sağlık Bakanlığı 3 miligrama izin vermiş. Ben şimdi ne diyebilirim ki yani? Yani günlük 3 miligram 3 miligramlık tablet var, onu kullanıyoruz. Keşke ki yani 10'luk, 20'lik, 30'luk şeylerimiz olsa, tabletlerimiz olsa onları da kullanabilsek. Melatonini kullandığınız zaman vücutta melatonin salınımı durmuyor. Siz karanlığa girdiğinizde vücut otomatik olarak melatonin salgılıyor. O yüzden korkacak bir şey yok. Melatonini dışarıdan almanın bağışıklık yanıtında immün regülatör özelliği var. Yani bağışıklığı düzenleyici rolü var. O yüzden de kanser hastalarında Kesinlikle. bile kullanımı hakkında ciddi ciddi yazılar var. Takip etmenizi dilerim, tavsiye ederim bu anlamda. Vitamin A 10 bin ila 25 bin ünite. Yağda eriyen vitamin olduğu için fazla alamazsınız. Bu da onarım mekanizmasını ve sizi şeye karşı koruyan doğal bağışıklık yanıtınızda immünoglobulin A denilen mukozalarda bulunan immünoglobulin A'ların düzenlenmesini sağlayan bir etkisi var. O yüzden önemli. T hücrelerine etkisi var. O yüzden önemli. Dolayısıyla onarım ve savunma sistemi açısından iyi bir destekleyici. Bunu da almanızı tavsiye edebilirim. Gelelim karamürver bitkisine. Karamürver bitkisi, bunun meyvesi Sambucus nigra adıyla biliniyor. Günlük 500 miligram alınması antiviral etkinliğe sahip. Virüsün yapışmasını önlüyor. Ama şey hakkında, COVID hakkında bir bilgimiz yok. Bunun influenza'da etkinliğini biliyoruz biz. İnfluenza'da etkin. COVID'de de etkin olabilir mi acaba diye bir şey sorabiliriz bu anlamda. Yani daha hakkında yapılan çalışmaları da takip etmek lazım bu anlamda. Şeyde romatizma gibi hastalığı olanların biraz daha dikkatli kullanması bu anlamda gerekiyor. Sambucus nigra için diyorsunuz değil mi hocam? Tambucus nigra yani karamürver bitkisi için diyebiliriz. Palmitoil etanolamid var. Bu da günlük 600 miligram 2 çarpı 300 miligram şeklinde kullanımının yine bağışıklık yanıtını kuvvetlendirici ve onarım mekanizmasını kuvvetlendirici etkisi var. Tedavide ve şeyde korunmada etkili olduğu söyleniyor. Çalışmalar bunu söylüyor. Çok da ciddi riskleri yok kullanımı halinde. Yani yan etkilerinin çok olmadığını söyleyebiliriz. C vitamini 1-3 gram günlük alabiliyorsunuz. Oral alım 3 gramla sınırlı. 3 gramdan fazla aldığınızda ise olursunuz. Çünkü bağırsaktan eminimi bu anlamda zordur. Yine bağışıklık yanıtında çok önemli bir destek. Yine onarım mekanizmasında. Bir de şey var, virüse bağlı şeyi düzenlemeyi vücutta iyi yapıyor. Patolojik seliler prosesi durduruyor, azaltıyor. Yani Yani hocam. vücutta hani şu anlatmış olduğumuz şeyde sitokin fırtınasına giden yolda yani yolun basamağına biraz taş düşüyor diye düşünebiliriz yani. Dikkat etme. Yan etkisi çok az. 3 gram üstünde alırsanız ishal yapar. Ona dikkat etmek lazım. Karın ağrısı ve ishal. Çinkoya gelelim. 30-60 miligram günlük çinko alımı. Çinkonun hangi formları diye konuşalım hemen. Çünkü Evet hocam onu soracaktım. asetat, sitrat, pikolinat ve glisinat formları.
Yani biyokimyasal olarak aktif formlarını kullandığınız zaman etkinliğini görürsünüz. Burada ne önerirsiniz? Çinkonun hangi formunu önerirsiniz hocam? Özellikle pastil formunu tavsiye ederim bu anlamda. Çünkü pastil formunda lokal koruyucu özelliği var. Çinko madenlerinde yaşayanların grip olmadıklarını saptamışlar. Oradan çıkıyor aslında hadise. Çalışmalar da oradan kendisini, kökenini alıyor. Yine düzenleyici, bağışıklığı düzenleyici, immün sistemi, bağışıklık sistemini, adaptasyonunu koruyucu bir özelliğe sahip. Sonra bunlar bizim ilk şeylerimiz. Destek. Temel anlatacaklarımız. Bir de acaba diğerleri de olabilecek mi, bilir mi diyebileceğimiz bir grup daha var ki onları da ben listeledim. Hı hı. Gelelim. Beta-glukan. Beta-glukan mayalanmış ekmekten de elde edebileceğiniz. Yani aslında şeyden de alabileceğiniz. Ekşi maya mı hocam? Ekşi mayalı ekmekten de alabileceğiniz bir şey ama tabii kullandığınız unun ne olduğuna göre değişir. Unun kendisi de içinde içermiş olduğu şey sebebiyle problemli. Yani şöyle diyeyim ben size, doğal un bizim Anadolu unundan yapılmış ekşi mayalı ekmek diye konuşabilirim. Ve şey yapıyor, semptomları azalttığı, yani gribal semptomları azalttığı ve şeyi de hasar verici özellikleri, hasar verici durumu da yavaşlattığı biliniyor. Bir de şey var, grip semptomlarını azaltıyor. Grip semptomlarının görünümünü azaltıyor. Placebo ile karşılaştırmışlar. Placebo'ya göre başarılı olmuş. 200-250 mg günlük alınmasını öneriyorlar bu anlamda. Mantar, işte mantarı burada İhsan Bey ile konuştuğumuz şeydi bu. Mantarın da şeyi arttırıcı, aslında nitrik oksidi arttırıcı özelliği var. Bu anlamda mantar başarılı bir şey. Bir ek gıda. Mantarı da tavsiye ederim. Bağışıklık yanıtını şey yapıyor, destekliyor. Bağırsak bağışıklığını arttırıyor. Yani sizin hasta olmanızı önleme tarafında biraz daha yer alıyor mantar bu anlamda. Bizim B hücrelerimiz var. Antikor üretimini sağlayan B hücrelerimiz var. Onların şeyini arttırıyor, sayısını arttırıyor. Kanda dolaşan miktarının sayısını arttırıyor. Chinese Skull Cup diye bir şey var. Bu Türkiye'de yok. Dışarıdan ithal edeceğimiz kadar değerli mi? Yani o kadar da değil. Ama 750-1500 mg adını anmadan geçmeyeceğim. İçinde flavonoidlerden bayikalin ve bayikalein denilen flavonoidler olduğu için başarılı. İmmün bağışıklık yanıtını arttırıyor. Virüs eradikasyonunu sağlayıcı özelliği olduğu söyleniyor. Kaynaklarla birlikte. Semptomları azalttığı söyleniyor. Licorice diye bir şey var. Neydi? Licorice, meyan kökü. Evet, dün konuşmuştuk. Meyan kökü içeriği. Meyan kökünün kendisi 200-400 mg günlük aldığınız zaman aşırı alırsanız tansiyon falan yapar. Bu da önemli. Virüsün eradikasyonunu ve inaktif olmasını sağlayıcı özelliği var. Ben başka kanallardan da bu meyan kökü hakkında ciddi güzel şeyler duyduğumu biliyorum. Ama tabii araştırmak gerekecek. Yani bunlar araştırıldığı zaman ancak net olarak konuşulabilecek şeyler. Çocukluğumda ilk okuduğum kitap Şifalı Bitkiler diye bir kitaptı. Ben daha doktor değildim tabii o zamanlar. Meyan kökü hakkında şöyle bir şey yazıyordu. Ölümden başka her derde deva diyordu. Yani onu eğer ben araştırmaların sonucunda görürsem şaşırmayacağım. Çünkü birileri biz Anadolu tıbbını veya işte İbn Sina tıbbını küçümseyebilir. Bence okumadan, öğrenmeden asla böyle bir şey yapmasınlar. Çünkü İbn Sina tıbbının da kendi içinde bir modeli var. O modeli içerisinde onun da sözü var. Yani bu dünyaya söylenecek güzel bir sözü var onun da.
Ama onu burada konuşmuyoruz. Çünkü kanıta dayalı konuşamayacağım. Biz bilim adamlarıyız. Kanıta dayalı konuşmak zorundayız. O yüzden şu anda bunu gündeme getirmedim. İbn-i Sina tıbbı başka bir alan, başka bir zaman içerisinde konuşacağımız başka bir konu olabilir. Onun kendisini anlatabileceği bir dil olursam da memnun olurum aynı zamanda. Ama yani şu anda bunu sadece bilgim dahilinde söyledim. Duygularımı tutmadan konuştum bu anlamda. Androphagis paniculata, bu da bir bitki. Yaklaşık 1000 ila 600 miligram öneriliyor. Bunun da güzel etkileri var. Astralagus membranaceus diye bir şey var. Bu da Çin tıbbından bir madde. Antiviral aktivitesinin olduğu söyleniyor. Hakkında araştırmalar yapılmış. Antienflamatuar, iltihabı durdurucu etkisi var. Ve bu bizim sitokin fırtınasında kullanabileceğimiz bir şey gibi duruyor. Şu andaki araştırmacıların yaptığı araştırmalar kadarıyla. Yani çünkü içindeki alkaloidler şeye karşı insan dokusuna bunun girişini sağlayan virüsün girişini sağlayan spike'lar var. Böyle küçük küçük dikenler var. Onlar bizim ACE inhibitörlerine yapışarak etkileri gösteriyorlar. O yapışan proteinin yapışan kısmını blok ettiğini söyleyen çalışmalar var bu anlamda. Berberin yeni aslında şu 5-10 yılın bitkisi, diyabette kullanılıyor berberin. Berberin dediğiniz Berberis vulgaris. Berberis vulgaris. Günlük 2-3 defa 500 miligram öneriliyor bu anlamda. Ve berberinin anti-inflamatuar etkisine dayalı olarak bir takım etkilerini gösterdiğini söylenen çalışmalar var. Ekinezya da doğal bağışıklığı destekleyici bir özelliğe sahip. Bu anlamda doğal bağışıklığı desteklemesiyle etkisini gösterdiğini söylüyor. Bağışıklık sisteminin yanıtını ve virüsü de inaktive ederek aynı zamanda etkisini gösterdiğini söylüyor çalışmalar. Luteolin var. Luteolin genellikle biberde, limonda filan bulunan bir madde. Yaptığınız çorbalara biber limonu bolca kullansanız iyi olur diye özetleyerek geçeyim ben konuyu. 100-200 miligram günde 2-3 defa almanızda fayda var. Benim anlatacaklarım özetle bu kadar. Zamanı geçmeyelim diye çünkü 1,5 saat hocam, son bir şey daha sormak istiyorum. Daha sonra sözü İhsan hocama bırakacağım. En çok sorulan sorulardan biri sahada da gördüğümüz. Çin'de insanlar ilk vakaların çıktığında böyle normal yürürken düşüp ölüyorlardı. Ama artık onları şimdi görmüyoruz. Aslında bunlar neden ölüyordu? Tıbbi olarak, bilimsel olarak bir açıklaması var mı? Var. Biz şimdi hastalarımıza geldikleri zaman onların pıhtılaşmalarının ne durumda olduğunu, vücutta pıhtılaşma olduğunda biz bunu görebiliyoruz. Onun sonuçlarıyla. Dimer denilen bir test var. Onunla görebiliyoruz. İlginç bir şekilde korona, COVID-19 hastalarında D-dimer yükseliyor. D-dimer yükseldiğinde biz bu hastaların D-dimer'ın yükselme oranına göre de kanlarının pıhtılaşmasını önleyici madde veriyoruz. Bunlar işte heparin türevi olan maddeler. Ve bu heparin türevini vermemizin yegane sebebi pıhtılaşma olmasın. Çünkü hastalığın seyri esnasında pıhtılaşma organ yetmezliğine kadar götüren ciddi durumlara sebep olabiliyor. Ve tabii ki beyne giden damarlardan bir tanesinin tıkandığını düşünün bu pıhtı sebebiyle. Akciğere giden damarlardan bir tanesinin tıkandığını düşünün. Bağırsaklara giden damarlardan bir tanesinin. Yani bunların her birine göre farklı semptomlar yaşarsınız. Biz internetten şunu görüyorduk. Beyne giden damarlarında kişilerin tıkanma meydana geldiğinde onlar tabii ki kan dolaşımı durduğu için kütleye düşüyorlardı. Biz onları ölüyor falan zannediyorduk. Dehşet bir manzara. O insanlar evet. kanıyor falan. Ağzından burnundan kan geliyor, ölüyor falan gibi bir algı operasyonu vardı. Algı operasyonu, evet. Yani sonuçta evet, insanlar bu hastalığın seyri içerisinde bazı ilaçlar kullanmalılar. Sağlık Bakanlığı bu prosedür şey içerisinde, ilaç tedavi programında D-dimer'ı yükselmiş hastalara heparin türevini verme konusuyla da ilgili şey yapıyor. Zaten öneride bulunuyor. Biz de reçetelerimize bunu koyuyoruz. Hastalarımıza bunu veriyoruz. Tedavilerde de bunlar kullanılıyor zaten.
Teşekkürler hocam. Evet, ben de bir soru sorayım bununla bağlantılı. Hani bu Çin meselesinin yanında ikinci soruda şu soruluyor. Ya ülkemizde bir sürü işte göçmen var, Suriyeli var mesela. Yani hastanelerde hiç Suriyeli vefat etmiyor ya da ediyor mu? Yani özellikle Murat Bey, sizin hastanelerle çok yakın ilişkileriniz var. Yani Türkler dışında yabancı vatandaşlar, Türkiye'de bulunan vefat edenler var mı? Bu konuda hiç elinizde veri var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce yayına katılmadan önce yine bir 2-3 hastanenin, büyük hastanelerin COVID sorunlarıyla hekim arkadaşlarımızla görüştüğümde bize çok başvurmuyorlar aldım. Yani aslında bilmiyoruz artık çekindiklerinden dolayı mı evde geçirmeyi düşünüyorlar. Ha, evlerde ölüm vakası var mı diye sorduğumuzda şu an için yok dediler. Ama tabii onlar da bizimle iç içe yaşıyor. Süper taşıyıcı olabilirler mi? Bunu Sağlık Bakanlığı takip ediyordur diye yanıt aldık ama tabii bunun için veri olmadan bir şey konuşmak çok doğru olmaz. Şu an yabancı, özellikle Suriyelilerin virüsü yaydığı algısı var ama şu an veri olarak öyle bir şey yok. Hastanelerde de bunu destekleyecek bir veri yok. Öyle söyleyeyim size. Yani böyle bir algı varsa da bu çok doğru olmasa gerek. Yani sadece Doğru değil, evet. Suriyelilerden yayılmıyor. Yani yok hocam, evet. Yani vatandaşlarda bu çok güzel yapıyoruz. Onlara böyle ihtiyaç bir duymadan. Sorular yani. Birikti. Buyurun hocam. Böyle bir şey bilimsel değil hocam. Böyle bir bakış açısı mı olur yani? Sonuçta değil. Yani değil. Şey var, hani onlar insan değil mi hocam yani? Kedi mi bunlar yani? Sonuçta insanoğlu olan herkesin hastalığa yakalanma riski belli. Başvuranlar yok mu? Var. Hastanelerden gelen bilgi bu. Hani yok mu? Var. Biz nasıl başvuruyorsak o da başvuruyor. Sonuçta onun da bir bağışıklık sistemi var. Sonuçta hocamın da dediği gibi onlar da insan ve başvurup tedavilerini oluyorlar mı? Evet, oluyorlardır. Ama özellikle bir yayılımda bir katkılarını destekleyecek hiçbir veri yok. Dedi hocam, dediği gibi saçma bir algı. Veri de yok zaten hocam. Yani Suriyelilerin virüse yayılım için pozitif bir etkisinin olduğuna dair hiçbir veri yok. Öyle söyleyeyim size. Bence bu bizim konumuzun dışında yani. Biz onu tamamen... Evet, evet, evet. Evet hocam, ben bu anlamda anlatacaklarımı ben kısaca söyledim ama yani biraz uzatmışız farkında. Çok kısaca anlattım. Hocam, bu konuda ben bir sosyal bilimci olarak hani Suriyeliler meselesinde şöyle bir açıklama yapabilirim. Bu insanlar zor şartlar altında buraya geldiler ve çoğunlukla genç nüfus geldi. Yaşlıları gelmedi, gelemedi. Yani o yüzden belki onların hastalanma oranı ya da görünür hale gelmesi onların hastalanmış olanlarının bize göre çok daha zayıf. Ve bir de bir gurbetteler, bir yabancı ülkede sürekli bir teyakkuz halindeler, canlı olmak zorundalar. Yani onun getirdiği bir direnç de var sizin başta bahsettiğiniz. O dirençten dolayı da daha az hissediyor olabilirler belki de. Hocam, sorulara geçeyim izninizle. COVID hastası olan bir izleyicimiz sormuş. ASM hekimiyim. 5 gün sonra geri döneceğim. Korunma için neler kullanalım? Sjögren sendromum var demiş. Bu söylediklerinizin dışında ekstra bir şey tavsiye edecek misiniz bu izleyicimize? Üstadım, 5000 ünite D vitamini günlük, 20-30 miligram çinko ve bana göre şey kullanım, Mukovit C gibi, yani şey, N-asistin ve C vitamini kullanımı yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Günlük 1-3 gram. Evet. Hocam, dediniz ki vücutta bir yerlerde bu virüs kalmış olabilir, hani hastalığı atlattıktan sonra. Vücutta virüsün kalıp kalmadığını tespit etmenin bir yöntemi var mı diye soruluyor. Hayır hocam, şu anda değil. Yani onların belki ileride bununla ilgili yapılacak çalışmalarla netleştirilebilir olay. Ben teoriyi söyledim sadece. Yani böyle bir teori de var diyerek anlattım. Hani şey değil. Konu daha açıklanmış değil. Sadece buradan yola çıkarak hastalığı iki kere tekrar etmenin bağışıklık yanıtı açısından öyle çok da fazla kolay olmadığını söylüyorum.
yeni bir virüsle karşılaşmamız lazım. Yeni bir elbise girmiş virüsle karşılaşmamız lazım ama koronanın yeni elbise giyimi olayı o kadar da kolay değil. Yani grip virüsünün kendisinin dışında nöraminidaz denilen dokuya yapışma şeyi var, ayakları var. O ayaklarının şekli değişebiliyor. Evet. Ama şeyinki o kadar rahat değil. Koronanın yapısı itibariyle o kadar rahat değil. O yüzden bunu söylüyorum. Evet. Hocam Quercetin kaç miligram olmalı demiş, tekrarını soruyor izleyicimiz. Quercetin. Yani Quercetin kullanabilir miyim diye sormuştu bir izleyicimiz. Kullanabilir demiştiniz. Ben kaç hocam miligram? Sormuyorum. Miligramlar arkadaşlar sormasınlar. Çünkü tamam. Her gün 1 gram fitozom şeklinde de 500 miligram. IFM.org'a girip oradan tek tek bulabilirler. Ve bizim bu semineri, bu anlatmış olduğumuz Zoom toplantısını siz video olarak yayınlayacaksınız. Oradan da tekrar bakabilirler evet, arkadaşlar evet, diye. Cevaplasak dozları geçsek. Üstünde dozların. Evet, Usman TV kanalında YouTube'da bu videonun tekrarını izleyebilirsiniz. Bütün önerilenlerin bir gün içerisinde hepsinin mi alınması lazım diye bir soru var. Yani şu var, ben ne yapıyorum? Orasını söyleyeyim. Yani ben günlük olarak D vitaminimi alıyorum, çinkomu alıyorum, berberinamı alıyorum ve flavonoidlerden oluşan bir şeyin tabletim var, onu alıyorum. Günlük olarak kendimi bu anlamda desteklemeye çalışıyorum. Burada yazmıyor ama sonuçta bağışıklık yanıtı için siz bir kere öncelikli olarak stresinizi düzeltmeniz gerekiyor. Yani ben bana sorduklarında hastalıktan korkmuyor musun diye sorduklarında hayır ben hastalıktan korkmuyorum. Yani tamam evet bir risk var ortalıkta ama bunu şey gibi düşünün. Yani bir bardak önünüze koysalar, yarısını suyla doldursalar ne dersiniz siz bu bardağa? Yani yarısı dolu dersiniz değil mi? Aklı başında olan birisi yarısı dolu der. Kötümser birisi yarısı boş der. Şimdi bir bardak var, bunun %85'i suyla dolu. İnsanların %85'i bu hastalığı rahat atlatıyor. Bir grup insan çıkıyor, %15'i görüyor, %5'i görüyor. Diyor ki, %5'i dolu, %5'i boş. Yani kötümser düşünmekten kendimi alıkoyup, sızlanmayı kesip, kendimi bu desteklerden özellikle D vitamini ve çinko ve N-asetilsistein ve C vitamini kombinasyonu ile günlük olarak desteklemeye çalışıyorum. Bununla da hastalara bakıyorum yani. Sonuçta buna dikkat etmek lazım. Bunların her birini tek tek almalı mı? Psikolojinizde yüksek eğer, tutarak. Eğer paranız gücünüz varsa alın yani. Ben sonuçta bunları kullanıyorum. Çünkü bu önerilerin her birinde benim vücudumda ben karşılığını da görüyorum zaten. Yani geçen sene de grip olmamıştım ben hiç. Yani bunları kullandığım için. Dolayısıyla şey var, evet. Bağışıklığı gerçekten düzenleyen başarılı bir şey. Ha şu var, birisi bana diyebilir ki efendim siz inandığınız için bunlar sizin vücudunuzda bunları yapıyor. O da bir sözdür yani eyvallah derim. Hani, çünkü inanç da insanı hastalıklara karşı dik tutan, hasta olmayı önleyen bir şeydir. Bunu da kabul etmek lazım. Evet. Hocam son günlerde kekikten çok bahsediliyor. Carvacrol hakkında düşünceleriniz nedir? Araştırmalarını okumadım. Araştırmalar hakkında bilgim yok. Ama ben bir zamanlar tıp fakültesinde öğrenciyken kekik hakkında bir çalışma yapmak için kekik hakkında okumuştum bir sürü şey. Kekik antiviral etkinliğe sahip gerçekten de. Benim yapacağım çalışma da hepatit B'de kekik kullanımı ile ilgili bir şeydi. Ve o esnada bir takım kanıtlar bulmuştum. Hatta o zamanların eczacılık kitabı yazmış, farmakognoloji kitabı yazmış olan bir hocası vardı. Adını hatırlayamıyorum. Sağ olsa Allah selamet versin. Hocadan ben görüş almıştım. Hoca da bana görüşünü böyle kanıtlara dayalı olarak yollamıştı sağ olsun. Yani bunlar var istersen bunlarla da ilgilenebilirsin falan diye. Kekiğin böyle bir faydası olduğu hakkına dair o zamanlar okumuş olduğum yazıya dayalı olarak antiviral bir etkinliği var ama ne kadar var onu da bilmiyorum. Yani araştırmak lazım. Ben şimdi size sadece Fonksiyonel Tıp Akademisi'nin
yayınlamış olduğu bilgileri yayınladım. Yani bunları şey yaptım. Bunun haricinde tedavi eden bir şey var mıdır? Vardır yani. Yeter ki kanıtlansın. Yeter ki araştırmacılar tarafından ortaya konsun. Vardır, neden olmasın. Evet. Ama hani ben şimdi bunu lanserden... Pandemi başında virüsün doğal olmadığından bahsettim. Lafınızı böldüm. Panelin başında virüsün doğal olmadığından bahsettiniz. Bu konuyu açabilir misiniz? Virüsün merkez yapısı, korona. Ama ayakları başka bir yapı içeriyor. Virüsün kimyasal yapısı olarak. Hani doğan görünümlü Şahin gibi yani. Tabiri caizse. O yüzden net olarak... Hangi virüsün yapısını içeriyor, o adını söylemediğiniz virüs hangisi? Hepatit ve HIV'ye ilişkin bir takım kimyasal şeyler de var. Ne diyelim ona? İzler de var şeyinde. Ufak proteinel yapı bakımından. Evet. Şimdi bu sorunun arka planında şu var, yani bu bir komplo teorisi mi falan gibi. Yani Soğuk Savaş döneminde hatırlarsanız bizim ortaokul, lise kitaplarımıza kadar giren bir ifade vardı. NBC silahları, nükleer, biyolojik, kimyasal silahlar. Demek ki biyolojik bir silah kavramı dünyada var. Yani bir virüsün düşman tarafı çökertmek için kullanılması ile ilgili çalışmalar yapılmış. Bu bir komplo teorisi değil, bu bir komplo diyebiliriz. Yani bir bilinen, bir literatürde yazılı bir şey. Hatta ben mesela Özbekistan'a gittiğimde Aral Gölü'nün ortasında Rönesans Adası var. Şimdi orası kurudu gerçi ama o adada Sovyetlerin uzun 10 yıllar boyunca biyolojik çalışmalar yaptığını, virüs çalışmaları yaptığını herkes biliyor. Literatürde bu açık net yazılıyor. O yörenin sakinleri de zaten Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra uzun yıllar o adaya gitmek istememişler. Çıkmamışlar adaya yani. Herhangi bir etkisi kalır falan, virüse yakalanırız gibi korkularla. Dolayısıyla bu zaten literatürde olan bir şey. Bir soru şöyle hocam. Covid evde geçirenlere herhangi bir tahlil yapılmıyor rutinde. Ben de 4. günümdeyim. D-dimer için tahlil istemeli miyim? Yani hastaların kliniğine göre hareket ettiğimiz için biz mesela ben özel bir hastanede çalışıyorum ve bizim hastanemize gelen başvuran hastalarda biz gelir gelmez rutin olarak D-dimer'ına bakıyoruz. D-dimer ferritin düzeylerine bakıyoruz. Ve hastalığın gidişatı hakkında en azından fikir sahibi olmak açısından. Sonra aradan diyoruz bir 5-10 gün geçtikten sonra tekrar bir daha değerlendiriyoruz. Eğer mesela pals oksimetre öneriyorum ben hastalara. Pals oksimetre alın diyorum. Parmağınızdan sürekli olarak oksijen ölçümü yapın. Eğer oksijen satürasyon düzeyiniz, ucuz bir alettir yani pals oksimetre, oksijen düzeyiniz 93'ün altına düşerse hemen hastaneye gelin. Ve bu hastalarda bizim rutin uygulamamız mutlaka hastalarda D-dimer yükselmesini görüyorsak mutlaka o heparin benzeri maddeyi ilaç olarak yazmak ve günlük o iğnelerini yaptırmalarını sağlamak, kilogramına göre farklı vermek üzere ve böylelikle hastaların riskini azaltmak üzerine kurulu tedavi protokolümüz bu anlamda. Evet. Son olarak hocam, berberin COVID esnasında kullanılabilir mi diye bir soru geldi. Berberin bitkisi herhalde. Bir kadarıyla kullanılabiliyor. Yani COVID'den önce kullanmak daha mantıklı ama ben immün regülatör özelliği olduğu için, immün bağışıklığı düzenleyici özelliği olduğu için berberini COVID aşısında da kullanabilirsiniz. Ama benim önerim COVID olduktan sonra bunları kısıtlamanız. Çünkü aslına bakarsan yani COVID esnasında sadece Sağlık Bakanlığı'nın verdiği ilaçları kullanmak, D vitamini, çinko, N-asetilsistein ve C vitamini kullanmak. Bunun haricinde bitkisel flavonoidlerden içeren bir şeyler kullanmak. Yani işte destek için kullandığınız
Flavonoid tabletleri var. Şimdi isim vermem lazım, vermeyeyim. Vermek de istemem. O tür tabletler kullanmak daha mantıklı gibi geliyor. Karaciğeri destekleyecek şeyler kullanmak bu anlamda. Vücudu destekleyecek olanları kullanmak. Ama onun haricinde çok fazla bağışıklığı kuvvetlendirici şeylere girmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü biz zaten geç bağışıklık yanıtları sebebiyle biraz riskli durumlara düşme olasılığına sahibiz COVID sebebiyle. İhsan Hocam çok kısa bir araya girmek istiyorum hocama. Hocam şimdi Buyurun Murat Bey. bunları önerirken karbonhidratla ilgili düşüncenizi merak ediyorum. Yani bu korunma için destek tedavisi kısmında karbonhidratla ilgili çünkü çok ekmek tüketiyoruz, çok çikolata, şeker gibi türevi şeyleri tüketiyoruz. Bu kullandığımız gıda takviyelere daha doğrusu etki eder mi? Biz karbonhidratı önermiyoruz. Ben net olarak söylüyorum. Karbonhidratı hiç kimseye karbonhidrat, unlu mamulleri önermiyor. Yani hiçbir şekilde. Teşekkür ederim. Eğer illa yemek hissiyatındaysanız Anadolu buğdayından Organik. ekşi mayalı olanları tercih etmenizi öneririm. Teşekkürler hocam. Evet, buradan da sosyal mesajımızı verelim. Beyaz ekmekten, sigaradan ve asitli içeceklerden uzak durun. Sağlığınız için diyelim hocam, değil mi? Evet. Aynen. Evet. Doktor Atilla Kurtuluş ve Murat Yiğit Bey, çok çok teşekkür ediyorum. Katıldınız. 1,5 saati geçti. 2 saate yaklaştı yayınımız. Ciddi bir izleyici kitlesi takip etti. Bu videonun tekrarı Uskum TV YouTube kanalında yayınlanacak. Oradan da tekrarını izleyebilir. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, yayınımız burada sona eriyor. Katıldığınız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.